şey sunum şimdi gelmedi. Sizinkini bu değiştirdim de. Sizinki ha, bu tarafta, tamam. Erkan Bey'inki bu tarafta. Tamam olsun. Tamam, sorun değil. O zaman şey değişiyor mu bu alette? Yani pointer değişmiyor. Pointer değişmiyor. İyi. Ne haber? Yok değil mi? Ha tamam, onu şey yaparız. Ya bir kere şunu söylemek gerekiyor. Yaşamı savunmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan burada olmak önemli. Dışarıda olmak, sokakta olmak, sokakları boş bırakmamak gerekiyor. Evet tamam, yani belki Rus ruleti gibi. Ama yani asıl istenen bu. Onun için biz de devam edelim dedik buna. Yani yapalım. Madem geldik, madem yapacağız. Yani amacım o, yaşamı savunmak. Yaşamı savunmak için buradayız. Yani bunun için şey yapmamız gerekiyor. Bu toplantıyı. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Yani cesaretinizden dolayı hepinizi. Gelirse eğer şey, sunum birazdan gelecek herhalde. Size Zeytin'in biraz geçmişinden söz edeceğim ben, çok daha eskilerinden. Kim olduğumu da söyleyeyim. Ahmet Uhri ben. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Ayrıca gıda mühendisiyim. Yani yeme içme arkeolojisi yapıyorum biraz da. Bu nedenle şimdi size değişik başka bitkiler üzerinde yapıyorum ama bugün zeytin için buradayız. Tabii öyle bir soruyla başladım ben. Zeytin bütün ağaçların ilki midir diye bir soru. Heh, düzeldi şimdi. Nedeni şu, böyle bir sorunun. Meşhur bir şey vardır, Romalı vardır, Columella. Lucius Junius Moderatus Columella, milattan sonra 4 ile 70 arası yaşamıştır ve o Res Rustica del Agricultura diye bir kitabı var. O kitapta Olea prima omnium arborum est der. Zeytin bütün ağaçların ilkidir. Şimdi kendi açısından haklı olabilir. Evet, belki de uygarlık yaratan bilgilerin ilki zeytindir. Onu üzüm ve incir ister ama uygarlığı başlatan aslında buğday, arpa. O türden tahıllar ve arkasından da baklagillerdir. Başlatır. Ama ondan sonraki o yüksek kültür dediğimiz veya Almanların Hochkultur dediği hani şey, Yunan-Roma uygarlığının temelinde aslında zeytin, üzüm ve incir var. Bu anlamda belki de zeytin bütün ağaçların ilki olabilir. Yani Olea prima omnium arborum est. Fakat şöyle bir şey var, tabii bir söz daha vardır Latince'de. Quid quid Latina dictum citatum sonatur diye üste yazdım. Latince söylenen her şey kulağa bilgece gelir derler. Nutritia at cragum ebulbii diye de bir söz ben uydurayım o zaman. Bilgece geliyor mu söylediğim şey? Aslında besle kargayı oysun gözünü demek. Bunu biz şeyde tıp fakültesindeki arkadaşlarla uydurmuştuk. Tabii hemen oradan da konuya girelim artık. Hep böyle dilden gittiğim için gene dilden devam edeceğim. Rusça'da bu ters R harfi ya okunuyor. Alfabenin son harfi ve ben demek ayrıca. Ruslar öyle derler. Hep kendinden bahseden kişi için unutma ben diyene alfabenin son harfisi diye söylerler. Ama Yunanca'da daha farklı bir son harfi var. Z yani zeta. Zeta aslında çok daha önemli bir şey. Zeytin demek ve ölümsüzlük işareti. Yunanca'da zeytinin de adlarından biri. Bugün yolum üstünde onlar da var size anlatacaklarım arasında. Hem ölümsüzlük simgesi hem de zeytini simgeliyor ki şeyden bilirsiniz aslında, onu da söylemek gerek. Vasili Vasilikos'un ünlü bir romanı vardır. Z, ölümsüz. Onun filmi de oldu hatta. Yves Montand'la şey oynuyordu. Jean-Louis Trintignant, Costa Gavras filmidir. Bir Yunanlı şeyin, Komünist Parti milletvekilinin öldürülüşü derin devlet tarafından ve ondan sonra gelen Papadopoulos darbesi. Çünkü bir derin devletin o sorgulayan savcı herkesi tutuklar, generalleri filan. Arkadan darbe gelir Yunanistan'da. Gerçek bir olay bu. 1960'larda o sorgulayan savcı da sonra zaten Cumhurbaşkanı olur, Serzé Takis. Onun işte. O hikayeyi anlatır Z. Ama orada Z'yi de kullanmasının nedeni o ölümsüzlük simgesi olduğu için ve tabii zeytin ölmez bir ağaç olduğu için. Zeytin gerçekten çok uzun yaşayan bir ağaç. Bugün belki Erten abi şeye değinecek, zeytinin ömrü ne kadar şey olduğuna söyleyeceksin. Galiba Urla'da bir tane 3000 yıllık mı var? 3500'de 5600 yıl olarak. Bir tane ağacımız var. 3500'de 5600 yıllık bir ağaç, anıt ağaç olması için uğraşıyorlar. Bu kadar da eskiye gidebiliyor zeytin. Tabii ana vatanı neresi diye bakalım. Bir geri gideceğim. Bu ne yaptı? Ha, olmuyor.
Ha tamam, buraya. Yok. Nerede? Göstermedim. Neyse canım fark etmez. Tamam, elimle de gösteririm ben. O sorun değil. Bir kere yabanisi oleaster dediğimiz yani delice dediğimiz zeytin bütün Doğu Akdeniz'de var. Yani yereli eğer Doğu Akdeniz olarak alırsak yeni yereli hepsini bizim yerelimiz bütün bu Doğu Akdeniz kıyıları her taraf. Şuraları ve bunun hepsinde bu delice olarak bulunuyor. Tabii bunun evcilleştirildiği yer önemli. Olasılıkla Ürdün Vadisi civarında evcilleştirilecek. Ya da Doğu Akdeniz'de bir yerlerde. Onu da yolumuzun üstünde şimdi söyleyeceğim zaten. İlksel zeytinin ne kadar eski olduğunun kanıtı Santorini Adası'ndan geliyor. Tera volkanının olduğu yerden. Yaklaşık olarak 37 bin yıl öncesinden kalan volkanik küller içinde bakın iki tane zeytin yaprağı. Başka da var bunlardan. Bunlar aslında yabani zeytin. Yabanisinin Ege'de de olduğunun göstergesi. Şunlar oleaster yaprakları. Ve işin enteresanı üzerinde larvaları var. Beyaz zeytin sineğinin. Ki zeytinin başının belası o zaman da öyleymiş. Bunların hepsinin kanıtı da oradaki kazılardan, Santorini'deki kazılardan çıktı. Tabii bu da bize insanın zeytinle olan ilişkisinin Doğu Akdeniz'de çok daha eski dönemlere gittiğinin de bir başka göstergesi. Yabani ata için Doğu Akdeniz'i, Ege'yi, ondan sonra Anadolu'nun güney kıyılarını, her tarafı alabiliriz. Fakat evcili nasıl ortaya çıktı? Asıl sorumuz bu. Bugün çünkü zeytini biz işliyorsak bu nereden oluyor? Elbette ki şeyinden. Evciliğinden. Suriye, Ürdün Vadisi, Doğu Akdeniz civarında bunun evcilleştirilmiş olabileceğinin arkeolojik ve arkeobotanik kanıtları elimizde var. Milattan önce 6000 gibi bu iş gerçekleşiyor. Şu bereketli hilal dediğimiz Zagros dağları, bizim Güneydoğu Toroslar, Amanoslar ve Lübnan dağlarının olduğu şu yayın aslında güneye bakan tarafları yaklaşık olarak 10 bin yıl önceden itibaren, son buzul çağının sona ermesinden itibaren son derece verimli bir yer. 600 ile 800 akımlar arası hemen her şeyin yetiştiği, buğdayın da anavatanı orası. Fıstığın da, bademin de, bir sürü şeyin de buralardan gelecek. Zeytin de buralarda, yani o bir de hayvanlar için de uygun. Dolayısıyla insan için de uygun. Karnını doyurabileceği bir yer var burada. Öyle olduğu için bu civarda bir yerlerde zeytini de yavaş yavaş evcilleştiriyorlar. Onun kanıtını da şimdi göreceğiz. Suriye'de Halula diye bir yer vardır, kazı yeri. Ve bir de gene Karmel Dağı yakınlarında şeyde, bu sefer İsrail civarında, Filistin civarında Kfar Samir kazıları. Bu kazılarda işte Olea Europaea'ya ait yani evcil zeytine ait zeytin çekirdekleri bulunuyor. Şu gördükleriniz. Şurada sağda ve solda ikisini görüyorsunuz. Journal of Archaeological Science dergisinde 1997 yılında yayınlanan bir makale bu. Yani epeydir, yaklaşık 20 yıldır. Zeytinin, evcil zeytinin buraları olduğu biliniyor. Bu sayede, şunlar sayesinde. Başka kazılarda da var. Nerelerde var başka? Biraz daha geç olmakla beraber Mersin Yümüktepe bizim. Ondan sonra Güneydoğu Anadolu'da sonradan yapılan bizim bu baraj kazıları sırasında bazı yerlerde çıktı. Antep, Maraş, Mardin civarında. Dolayısıyla Kuzey Suriye'yi, Filistin, İsrail civarını ve biraz da Anadolu'yu içine alacak bir bölge evcil zeytinin ana vatanı denilebilir. Peki ama neden evcilleştiriyorlar? Şimdi bunu olasılıkla insanoğlu her şeyi tadıyor. Yenmeyecek kadar acı bir şeyi neden evcilleştirirsin? Yenilecek bir şey değildir zeytin o halde meyve olarak. Diğer meyveleri yersin. Badem de öyledir aslında acı badem. Hemen onu da söyleyeyim. Normalde badem acı bademdir 10 bin yıl önce. Ama onu da evcilleştiriyor insan. Tatlı hale geliyor. Bugün yiyoruz işte. Bir de kıymetli bir şey. Neden derken bunu aslında çok güzel bir kitaptır o. Tavsiye ederim. Denk gelirse alın. Tüfek, mikrop, çelik diye bu Jared Diamond'ın bir kitabı var. Orada bir önerisi var. Örneğin şey için. Badem için. İnsan diyor toplayıcıyken diyor eğer şeyi görüyorsa acı olduğunu yemez. Peki ama tatlısını nasıl buluyor? Çünkü binde bir ağaç genetik mutasyon nedeniyle tatlı badem verebiliyor. Bunu diyor çocuklar yapar diyor.
Avcı ve toplayıcı ise toplayıcının yanında, kadının yani annenin yanında dolaşan çocuklar dökülen bir bademi tadıyor. Acı olmadığını görüp yiyor, annesi bunu görüyor ve bakıyorlar ki bu mümkün, yani olabiliyor. Ondan sonra o bademden gelişeni ya ekerseniz, onu şey kullanırsanız evcilini elde edersiniz diyor Jared Diamond, ki haklı. Çünkü bu tür genetik mutasyonlarla bir sürü şey. Buğday da aynı şekilde evcilleştirilmiştir. Doğada olan mutasyonları takip eden insanın bilişsel gelişimi içinde, yani doğal tarih zekası dediğimiz zeka sayesinde, doğayı gözleme sayesinde bütün bunlar oluyor. Zeytin içinde iki neden var. Biri belki de tatlısını buluyorlar. Tatlısı derken dalında tatlanan bir zeytin var biliyorsunuz, hurma zeytin. Fomo olea denen bir mikroorganizma üzerinde yetişir ve zeytin dalında bir gecede tatlanır. İçindeki o oleoropein, o glikozit parçalanır, tatlı hale gelir. Karaburun da çok vardır İzmir'de. Yani bu ille bir ağaç çeşidi değildir, zeytin ağaç çeşidi. Her zeytin ağacı uygun koşullar oldu mu üzerinde üreyen bu mikroorganizma nedeniyle tatlı hurma zeytin yapabilir. Bu çünkü Iğdır'daki zeytinliklerde de olur, Antep'te de olur, Karaburun'da da olur, Akhisar'da da olur. Her yerde, koşullarda şu söyleyeyim, nemli bir hava lazım, 15 derecelik bir sıcaklık. Sabah da aniden güneş açacak, mikroorganizma faaliyetini durdurup zeytinin çürümesine engel olacak. Böyle koşullar olduğu anda topraklı olan bu mikroorganizma rahatlıkla zeytin tanesi üzerinde yürüyor. Belki de böyle bu şekilde hurma zeytin sayesinde tatlısını bulmuş olabilirler. Ama tabii şimdi zeytinin ağacı aynı ağaç fakat yalnızca koşullar nedeniyle olduğunda acaba hani zeytinin tatlı bir şey olduğunu bu şekilde fark ettiler deriz de evcilleştirmede ne kadar işe yarar o tam değil. Ama buna karşılık başka bir şey söyleyebiliriz. Bu da piroteknoloji ile ilgili. Yani nedir o? Ateş kültürü, ateşle ilgili. Olasılıkla insan ateşi bulduğundan itibaren bir sürü şey yaktığı için de bazı ağaçların, bazı topladığı odunların daha iyi yandığını fark etti. Daha yağlı, daha şey olduğunu ve ayrıca bu ateşi kendi evine de taşıyor. İşte bunlar bize zeytinin aslında yağı için ve bu yağı da aslında biraz da aydınlanma için kullanmış olabileceği yönünde ipuçları veriyor. Şunlar gene Mısır'da bulunan bir zeytin kırma işliği şu sağda gördüğünüz. Soldaki de gene Halula'da ve Kıfarsamir'de çıkan kırık zeytin çekirdekleri. Yani zeytini kırarak yapıyor bunlar. Demek ki taneyi yağı için bunu başka türlü niye kıracak? Yani oturup keyif için zeytin çekirdeği kırmazsınız herhalde. Demek ki kırılmış halde de çıkmış olması ve bunlar konteksinde bulunuyor. Yani şey de değil öyle hani yüzeyde bulunmuş bir şey de değil. Sapasağlam olduğu yerde ele geçiyor. O nedenle yani arkeologlar da kırmıyor. Yani kazarken kırmadık biz bunu. Yanlış anlamayın. Şey kırık çıktı. Öyle olduğu için de olasılıkla yağı için zeytin elde ediliyor diyebiliriz. Tabii bunun için filmi biraz geriye saralım. 400-500 bin yıl önceye gidelim. Homo erectus'a ilk ateşi bulan. Evinin içine yani mağarasına ateşi taşıyan ve orada onu yakan. İşte onlardan itibaren insanoğlu bir sıçrama yapar. Ateşin bulunmasıyla. Çünkü beslenme teknolojisi değişir bir anda. O güne kadar leş yiyicidir. Çiğ et yiyordur. Hiçbir şeyi pişiremiyordur. Ama bundan sonrasında yemek yapma da başlamış olabilir. Değişik ürünleri bir araya getirebilme. Yani bir bitkisel, bir hayvansal ürünü bir araya getirebilme. Ateşle ilgili denemeler yapma. Ve bütün bunlar o 400-500 bin yıllık süreç içinde ta bunun sonu nereye gelecek? Bunun sonu insanın işte yerleşik yaşama geçip tarıma başlamasına. Yani 500 bin desek 485 bin yıl bir ateşi gözlerseniz nasıl yandığını, onun üzerine bir sürü şey yaparsanız ve bu bilgileri kuşaktan kuşağa aktarırsanız bayağı bir şey elde edersiniz. Bir kuşağı 25 yıldan hesaplarsanız 485 bin yılda kaç kuşak olduğunu hesap edin işte. O kadar kuşak birbirine bilgi aktarıyor sürekli ateşle ilgili. Ve bu bilgilerin içinde de elbette ki bazı ağaçların daha iyi yandığı, bazılarının tanelerinin daha iyi yandığı ve bunun nedeninin o da tabii yağ olarak bilmiyor ama bir şey var içinde bu daha iyi yanıyor diyor. Yani öyle diyor. Ve tabii bunları yaparken ayrıca kazılardan ele geçen bu yani şeyi çıkarsamaları yaparken kazılardan ele geçen başka şeylere de bakıyoruz. Onlardan biri taştan yapılmış kandiller. Bunlar paleolitik kandil. Yaklaşık olarak birkaç tane daha var. 18-20 bin yıl öncesinden kalan. Bunların içinde yalnız kuyruk yağı yakılıyor. Yani veya deri yağı, hayvan yağı yani. İnsan bir de bunu da deniyor. Yani elbette ki mağarada yaşarken
o mağaranın duvarlarına, sonsuz karanlığın olduğu yere resmi nasıl yapacaksınız? Gasco mağarası, Altamira mağarası, bir sürü biliyorsunuz bunu, duymuşsunuzdur. Oraya tabii ki ışık kaynağıyla girmeniz gerek. O ışık kaynağı taştan yapılmış kandillerin içinde yakılan hayvan yağları. Çünkü daha bitkisel ile ilgili bir bilgileri yok, bitki yağları ile ilgili. Var ama çok şey değil. Öbürü daha kolay. Şu mum gibi derinin altından toplarsınız, koyarsınız. İyi de yanıyor, görünüyor. Onunla giriyorlar ve bunlar kazılarda çıkıyor. Tabii bazılarının işte şeyleri de var. Kaidesinde kazıma tekniği yapılmış hayvan bezemeleri falan da var. Şunda var mesela, gene yapamıyorum ama şurada keçi. Şunda bir keçi betimlemesi vardır. Kandilin üzerinde şöyle şeyle görünür. Hani böyle bir uğraş içinde olmuş insan. Hatta şunlar işte. Bunların hepsi kandil. Bunların içinde içinden yapılan analizler bir süre sonra başka yerlerden çıkanlarda şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Şunun gibi olanlarda hem bitkisel yağ hem hayvansal yağ yanmış içinde. Bunun analizini kimyacılar bize yapıyor, arkeometristler. Şimdi arkeolojide bu türden sıçramalar oldu son 15-20 yılda. Bu çok çok iyi bir şey, bizim işimize yarıyor. Karbon izotop analizi, Feigl testi, ondan sonra atomik absorpsiyon spektrofotometresi gibi bir sürü şeyler var, analizler var kimyacıları yaptı. Bunları arkeolojide uygulayabiliyoruz. Kapların içinde ne olduğunu artık yavaş yavaş anlayabiliyoruz. O sayede de bunların içinde hem bitkisel hem hayvansal yağ yakıldığı arkeometristler bize söylüyor. Yani ben onların yalancısıyım. Yani onlar bunu söylüyor. Ve tabii ki ne oluyor? Milattan önce 8000, 6000 gibi bir süreç içinde de yavaş yavaş biz bitkisel yağın daha ağırlık kazandığını da görmeye başlıyoruz. Kandiller bu şekilde daha sonra daha da gelişecek. Yunan'da, Roma'da çok daha farklı hale gelecek. Yani kısacası Neolitik dönemde beraber yerleşik yaşam ve tarımdan sonra insanlar zeytini evcilleştirmelerinin en önemli nedeni yağı. Tabii bu yağı da aydınlanmada kullanıyorlar. Şimdi belki Güven Hoca'yı dinlerken, Güven Hoca orada bir daha söyleyecek. Birazdan onun bir videosu var. Onu izleyeceğiz. Orada söyleyecek ama ben ondan rol çalayım. Şöyle, hocayla da konuşuyorduk o gün. Hocam ya dedik, yani Klazomenai dedi. Zeytin nerede kullanıyorlar, zeytinyağını oralarda? Vallahi diyor, bak diyor. Arabaların veya mekanik araçların aksamlarını yağlamada, aydınlanmada, parfüm yapımında, ilaç yapımında, elbise, dokumacılıkta, şurada, burada bir sürü yerde bununla ilgili hatta yazılı kayıtlarımız var diyor. Yunanca yazılmış, Latince yazılmış belgeler var. Ama diyor hiçbir belgede diyor yemeğe kattık demiyorlar diyor. Şimdi bu saçma. Yani bu hakikaten saçma. Neden yazmaz? Hoca onu şöyle dedi ki, kendisi de orada söyler. Ya da ben söylemeyeyim, o söylesin, bekleyin, merak edin. Biraz daha merak edin. Hoca onu orada çok güzel söyleyecek. En iyisi ben söylemeyeyim. Bu kadar da kalsın bu. Dönelim biz konumuza. Ve bir de tabii ki M.Ö. 3200 gibi yazının icadıyla beraber, Mezopotamya'da Sümerce, Asurca ile beraber zeytinle ilgili bilgilerimiz artıyor. Bir kere isimleri buluyoruz. Akkadça'da Zeyrtum. Akkadça Semitik bir dildir. Arapçanın en eski formudur. Ondan sonra Asurca gelir, sonra Aramice gelir, işte İbranice, Doğu Arapçası, Batı Arapçası ayrılır. Yani Doğu Semitik diller, Batı Semitik diller diye. Bunların en eski formu Zeyrtum. Zeytine benziyor değil mi? Benziyor. Hititçe'de bir Hint-Avrupa dili, onlardan almış, Zertum. İbranice'de Zeta. Yunanca'ya buradan geçmiş demek ki. Zay ya da. Yunan alfabesinin son harfi olduğunu en başta söylemiştim, hatırlayın. Ve Arapça'da da Zaytun. Aynı kökten geliyor ve biz de tabii ki zeytin diyoruz. Yani zeytin dememizin nedeni ta Akkadlara kadar gidiyor. Oradan aldığımız bir sözcük, ki böyle çok sözcük var Türkçe'ye geçen. Çoğunun farkında değiliz. Akkadça'dan Türkçe'ye geçmiş bir sürü sözcük var. Tabii aracılarla geçiyor bu. Arapça üzerinden, İbranice üzerinden, şundan bundan geçiyor. Eski Mısır'a baktığımızda orada da görüyoruz zeytini. Bu zeytin hasatıyla ilgili bir rölyef. Milattan önce 1350, yani 3350 yıl önceden kalan bir rölyef, bir duvar resmi. Bu şeyde de zeytinin adını hieroglif belgelerde görüyoruz. Bak diye bir sözcük. Şunlar. Yanına gideceğim çünkü çok enteresan sözcükler var içinde. Bak. Ondan sonra ne diyor? The olive tree of heaven. Cennetin
Bununla mı oluyormuş? En alttaki. En alttaki ile mi? Bu da olmuyor. Neyse ya önemli değil. Ben elimde de gösteririm. Ya, o kadar da şey değil. Aciliyeti yok. Bak sözcüğünden başka. Bak neçem var. Tamam. Bak neçem. Ve bu da tatlı ya ama... Bu çok enteresan. Bak. Teşer. Ne oldu? Oldu mu? Ben niye yapamıyorum? Benim elimde bir uğursuzluk mu var? Ha. Tamam. Oldu. Neyse. Tamam. Yani ne yapayım? Yani bir teknoloji hazırlayayım. Yani kusura bakmayın. Bir de şey, hakikaten mesela bilgisayar benim için çok gelişmiş bir daktilodur. Ha yani başka bir şey. Ya yazı yazarım. Bir de PowerPoint hazırlamayı öğrendim zar zor o kadar. Yani yeterli. Gerisini bilmiyorum. Asistanlar bizim okulda onlara soruyorum. Hepsini yapıyorlar. Kaç kere bilgisayar çöktü zaten o yüzden. Beceremediğimden. Back teşer. Red olive oil diyor. Kırmızı zeytinyağı. Ne olabilir? Ha? Zeytinin kızıl suyu aslında. Kara su. Yani yağı ayırdıktan sonra kalana da kırmızı yağ demişler. Back teşer. Olasılıkla öyle bir şey. Tam şey bilmiyor yani karşılığı bilinmiyor. Ama öyle bir şey olması gerekiyor. Veya çat. Bu da yine yağ anlamına geliyor. Tao var bu palmiye ve zeytin anlamına geliyor. Her ikisi için de kullanılıyor. Bu şekilde simgeleriyle beraber Mısır'da da son derece yaygın olarak kullanılıyor. Tabii gelelim yağının yolculuğuna. Bu zeytin ağacı ve zeytinyağı o üzerinden gittik. Aslında yağının adı da var. Ayrıca yağ adı var. Yani zeytinin adı zeytun, zeytun, zeytun bilmem ne bize kadar geliyor ama baktığımız zaman şöyle. Sümerce'de İgiş, Akkadça'da Ellu ve Elle. Bu önemli. Yine Akkadça'dan çıkanı. Yunanca'nın en eski formu olan Linear Beyası var. Aslında bir eski formu daha var Linear'a ama tam okunamadı o. Orada da bu Ellu'dan gelişen Elaiva ve Elaivon var. Elaiva. Bunu Yunanca'da bugün Elaya, Elaya diye okunuyor. Yağın adıdır. Batı dillerine de Olea ve Olive olarak geçer. Oil sözcüğü de oradan gelir. Hepsi ta şu Akkadça sözcükten başlayıp gelişen, dilsel ve kültürel sürekliliği gösteren ipuçları elimizde. İyi ki bu dilleri çivi yazılı metinlerin birileri okuyabildi. O sayede bugün biz ta şeyden, yakın doğudan özellikle de Mezopotamya civarından evcilleştirilmiş zeytinin ve zeytinyağının nasıl bugünlere geldiğini görmüş oluyoruz. Kısaca hemen Yunan mitolojisinden bir iki örnek vereyim. Sonra yavaş yavaş sözü şeye bırakacağız, sizlere bırakacağım. Yani ben böyle lafı aldım uzattım. Kusura bakmayın. Athena'nın bitkisi tabii ki. Athena'ya yani kente adının verilmesi için bir yarışma yapılır. İki tanrı arasında Poseidon'la Athena arasında. Poseidon tuz vereyim size der. Çok kıymetli. Yabasını vurur. Bir tuz gölü oluşturur. Athena da zeytin dalı verir. Tuz da önemlidir çünkü. Tuz, hatta halen daha tuz madenlerinin kazısı yapılmadı Türkiye'de de. Çok da azdır. Önemli bir ürün o dönem için. Sal, salt sözcüğü yani Latince'de sal. Roma'da askerlere maaşları tuzla ödenir. Onun için İngilizce'de salary vardır. Oradan gelir. Yani tuz parasıdır o. Aslında Latince'den geçen formudur. O kadar da önemli. Ama buna karşılık tabii ki zeytin bir kente yakışacağından zeytini getiren Athena'ya tamam derler. Sen kazandın yarışmayı, kentimiz senin adıyla anılacak. Yoksa bugün Athena kentine belki Poseidonia ya da Poseidonia gibi bir isim verilecekti ama hikayesi bu Yunan'da. Tabii uygarlık yaratan ağaçların ilkidir dedik. Yunan için son derece önemli. Zeytin, incir ve üzümle. Zeytin, incir, üzümle. Yani bu üçlüyü unutmamak gerekiyor. Zeytinle geceleri aydınlatacaksınız. O aydınlatılmış gecelerde ne yapacaksınız? Üzümden elde edilen şarabı içeceksiniz. Ve arkasından belki de sevişeceksiniz. Belki de enerji verici bir şey lazım. İncir yiyeceksiniz. İncirin de böyle bir şey. Şeker, doğal şeker ihtiyacı. Bir kere şunu unutmayalım. Kristalize şeker çok geç geliyor. Şeker kamışı. Yok yani yakın doğuda. Ya pekmezden elde edeceksiniz ya baldan ya incirden. Meyve şekeri. Başka şeker kaynağı yok. Onun için de inciri kullanacaksınız. Kurutulmuş incir. Hatta bizim aydınlılar şey diye satıyor inciri bu zamanlara doğal Viagra diye. Kusura bakmayın. Öyle, hakikaten Germencik'te şurada burada gidin. İncirin üzerine onu yazmışlar öyle satıyorlar.
O da var. Tabii hemen ben burada İzmirliliğimi konuşturacağım. Biz bardacık deriz. Değil mi? Bardacıktır o. Fig, İngilizce, Turkish, incir, Simirniş, bardacık. Bizim Slow Food zaten İzmir Convivium'un adı da Bardacık Convivium. O yüzden öyle seçtik. Tabii buraya koyduğum iki de örnek var. Şu meşhur İvris kabartması Konya'daki. Kral Varpalavaş, Tanrı Tarhun'un önünde. Tanrı buna iki şey veriyor. Bir elinde üzüm salkımları, bir elinde de buğday var. Bunları veriyor. Bereketlilik simgesi, bu bereket tanrısıdır Tarhun. Onu da söyleyelim. Yani çok eski çağlardan bu üçlüyü bir arada incelemek gerekiyor aslında. Yani yalnızca biri değil, hem zeytinyağı, hem yanında incir, hem de yanında bir de ne var? Üzüm var, şarap elde edilecek. Tarihin babası Herodotos da bir şey diyor, Persleri anlatırken 7. kitabında. Kıserkeses bir rüya görüyor, kafasında kendini zeytin dallarıyla ve diyor dünyanın hakimi olacağım. 8. kitabında da olimpiyat oyunlarını anlatırken biz diyor onur için yaparız bunu, para için değil. Onun için diyor zeytin dallarından bir çelenk verilir olimpiyat oyunlarında Yunan'da diye Herodotos bunu da belirtiyor. Kutsal bitki tabii bir de. Yakın doğudaki bütün dinlerde ortak olarak var. Hepsinde adı geçiyor bir kere. Hepsi bundan bahsederler. Mesela işte şey var. Kitab-ı Mukaddes'in Hakimler bölümünde var. Zeytin ağacı, İncir ağacı, üzüm, asma. Üçüne de krallık teklif ediliyor. Üçü de şey yapmıyor, yani bunu reddediyor. Biri diyor yağımı mı vereyim? Yağı bırakıp size mi yöneteyim? Öbürü diyor ki tatlılığımı mı bırakayım da şey yapayım? Üzümde ne diyor? Allah'ı ve insanları sevindiren şarabımı bırakayım da ağaçlar üzerine sallanmaya mı gideyim diyor o da. Yani bu üçlü yakın doğu için oldukça önemli bir diğer göstergesi zeytinin de. Tabii Tin suresini de unutmayalım. Kur'an'da incire ve zeytine and olsun ki der. Bununla ilgili de Evliya Çelebi Karaburun'a geldiğinde İzmir'e bir şey söyler. Bu demin söylediğim hurma zeytini anarak. Der ki ya Karaburun boştur. Her zaman nüfusu azdır. Ama oraya gittiğinde hiç kimse kendisini karşılamayınca bir ironi yapar. Der ki bunlar burada hurma zeytin diye bir zeytin yiyorlar. Orada ayrıntısını okuyabilirsiniz. Bu zeytini tenavül ediyorlar, yiyorlar. Bundan kesin ediyor. Sonra diyor cima edip çok çocukları oluyor. Ya bu şey işte yani evliya ya, evliya böyle ya. Ya bir sürü şey uyduruyor içinde. Ama bunu bir espri, bir şey olarak yapıyor. Yani ironi olarak yapıyor. Ve tabii orada da yine bu ve'eltin ve zeytun ayeti de bu hurma zeytinden geliyor olabilir diye de kendisi kendince bir çıkarsama yapıyor. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi önce hocayı mı sonra seni mi? Nasıl yapacağız? Ne dersin? Yani istersen... Ben anlatayım. Tamam, tamam. Sonra da hocanın şeyi izleyelim. Zaten Güven hocamız kazı başkanıydı. Klozer Menay Zeytinyağı İşçiliği'nin kazısı döneminde. Onun anlatımında, filminde daha doğrusu Klozer o kazı alanında zeytinyağı işliğinin nasıl bulunduğunu anlattı. Tabii bir takım açıklamalar da bulundu bunun yanı sıra. Onu Güven Hoca'dan dinleyelim. Ben de oradan doğruya bu zeytinyağı işliğinin nasıl ayağa kaldırıldığı bölümünü, yani nelere bakarak ayağa kaldırdık onu anlatayım. Geçmiyor. Yok. Ha, Güven Hoca başladı bunu. Ha, Güven Hoca başladı. Bilmiyorum. Yok, tamam başladı. Sen ya şey ver mi? Tamam istiyorsan mı? Hı. İşte şimdi bir şeyi göstereceğim de. Şimdi tabii zeytinyağı Klozer Menay zeytinyağı işini anlatmadan önce zeytinyağı nasıl elde edilmeye başlandı, bunun tarihini vermemiz mümkün değil. Ama bilimsel kanıtlara bakmamız gerektiği zaman ilk zeytinyağı işlerini kapların içinde İsrail'de 2011'de yapılan bir kazıda M.Ö. 5800 yıllarına ait 20 tane kapın içindeki tortular incelendiğinde zeytinyağının varlığına rastlanıyor.
Demek ki günümüzden 7800 yıl önce zeytinyağını alıp kapların içine koymuşlar ve kullanmışlardır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii o dönemde nasıl elde ediyorlardı? Onu ayrıntısına girmemiz mümkün değil. Ama zeytinyağı şu şekilde elde edilir. Biliyorsunuz zeytinyağı çok kimyasal işlemlere girmeden elde edilen bir meyvedir. Meyvenin suyudur. Şimdi geldi. Bu İsrail'de çıkarılan kapların içinde, yani kaplardan bir tanesi de budur. Bu kapları herhalde siz daha iyi biliyorsunuz. Bu 20 tane kabın içinde alınan örneklerden bulunup çıkarılmıştır. Şimdi zeytinyağı nasıl elde edilir? Zeytini ezersiniz, yani hücrelerini patlatırsınız. Elde ettiğiniz hamuru elinize alıp sıkarsınız. Onun içinden meyvenin suyu yağıyla birlikte çıkar. Bu önce karışıktır veya hemen ayrışır. Onu bir yerde bekletirsiniz. Küçük bir yerde, bir kaşığın içinde veya küçük bir kabın içinde bekletirsiniz. Bir süre sonra zeytinyağı üste çıkar. Onu üstten sıyırırsınız, alırsınız. Ve altta kalan acı suyunu, biz kara su diyoruz buna, kara suyunu da atarsınız. Zeytinyağını kullanırsınız. Tabii elde edilişinin farklı şeyleri. Bakın burada taşla herhangi küçük bir havanın içinde, taş havanın içinde ezilmiş zeytinleri görüyorsunuz. Bunları hemen zeytin dallarıyla ne yapıyorsunuz? Belirli bir sınırın içine alıp üzerine de ağırlıklar koyduğunuz zaman yavaş yavaş o hücreleri patlamış zeytinin içindeki karasu ve zeytinyağı bir kabın içine akıyor ve onun üzerinden de zeytinyağını alıyorsunuz. Şimdi burada zeytin dallarıyla yapılmış bir torba görüyorsunuz. Biz buna bir torba, çuval, çorap, farklı isimleri verebiliyoruz. Bu nelerden yapılır? Zeytin dallarından yapılır, sazlardan yapılır, keçi kılından yapılır. Günümüzde de, şimdi artık pek kullanılmıyor, yasaklandı. Plastikten yapılıyordu, plastik örmelerden, yani sunni onlardan anlaşıldı herhalde. Adını koyamadık. Onlardan yapılıyordu. Şimdi zeytin ezmek için, yani zeytini ezdiniz, hücrelerini patlattınız. Bunları sıkmak için, yani bir baskı altına, bir pres altına alıp içindeki karasu ve zeytinyağını çıkarmak için bu fazla hızlı gidiyor. Oradan gidiyor. Zaten kendisi yapıyor. He. Farklı şeyler var. Bunlardan en eskilerinden bir tanesi M.Ö. 17. yüzyılda Girit'teki bir sarayın bahçesinde bulunmuştur. İkincisi yine Mısır'da, Medinet Habu'da M.Ö. 12. yüzyılda, tabi bu da yine bir sarayın bahçesindedir, bulunmuş. Bakın biz mesela bunları görürken, şu taşları gördüğümüz zaman yüzey araştırmalarında falan, bunların Roma dönemi olduğunu hep yanılarak düşünüyorduk. Ama M.Ö. 12. yüzyılda gayet düzgün pres altı dediğimiz bu altıların varlığına rastlayabiliyoruz. Şimdi burada nasıl oluyor? İkisinde de aynı şekilde zeytinler presleniyor, sıkıştırılıyor. Akan karasu ve zeytinyağı kapların içinde toplanıyor. Tabii bekliyorsunuz bir süre. İşte 15 dakika, 20 dakika, havanın sıcaklığı çok önemlidir burada. Üstten zeytinyağını alıyorsunuz, geri kalanını da atıyorsunuz. Yani az miktarda zeytinyağı elde edilmiş oluyor. Bunun pili azalmış, kendini toplayınca değiştiriyor. Şimdi daha önceki resimde de görüyoruz. Basit pres dediğimiz bir pres tipi vardır. Şu şekilde manevra sistemiyle zeytinlerin preslendiği, sıkıştırıldığı bir sistemdir. Bu pres sisteminde bir duvara ya da bir ahşabın içine ne yaparsınız? Pres kolunu yerleştirirsiniz, sabit ucunu koyarsınız. Daha sonra torbaların içine oluşturduğunuz, artık herhangi bir maddeden oluşturduğunuz torbaların içine çok fazla olmamak kaydıyla, yani çok üst üste koymamak kaydıyla, burada çok fazla üst üste
konulmuş ve çizilmiştir. En fazla iki torba ya da bir torba içine zeytin hamurunu koyarsınız ve bunu bir ağırlığın yardımıyla çok basit vinçlerin yardımıyla, vinç diyelim küçük küçük bujurgat, elle çalışan bujurgatların yardımıyla da ağırlık taşlarına doğru ne yaparsınız? Kolu çekip diğer tarafta ortada da sıkıştırma bölümünde zeytini ezersiniz ve altındaki, bakın burada altındaki bir kaba zeytinyağı ve karasu akar. Ve tabii ne yaparsınız? Oradan üstündeki her şeyi kaldırıp beklersiniz. Üzerinden zeytinyağını alırsınız. Burada da yine İsrail'de kuzey tipi bir zeytinyağı işte. Ama bu Roma dönemidir. Sıkıştırma işlemi biraz daha rahattır. Çünkü hafif bir bojurgat yerleştirilmiş, bir ağırlık taşı bağlanmıştır. Ve yine bir sabit kabın içine ne yapıyor? Zeytinyağı ve karasu akmış oluyor. Şimdi burada bu gördüğünüz fotoğraf, bakın biraz önce Roma döneminde gördüğümüz içtiğin bir benzeri. Bu fotoğrafı Fransız bir fotoğrafçı 2007 yılında çekmiştir. Zeytinyağının çok ilkel bir sistemle elde edildiğini gösteriyor burada. Ne yapıyor? Tabii ezme işlemi, yani hücrelerin patlatılması bir eşeğin yardımıyla tek bir taşın döndürülerek eziyorlar. Torbanın içine hemen orada yerleştiriyor. Hurma dalından yapılmış, hurma ağacından yapılmış bir pres kolu var. Orada da yine çok basit bir bojurgatın yardımıyla sıkıştırılıyor. Bakın kayanın içinde sağ, çünkü bir de şunu söylemek gerekir burada. Kayanın içine yerleştirilmiştir bunlar. Torbalar çok hareketlidir. Sağa sola hızlı bir şekilde kayabilir. Onun için sıkıştırma işleminde çok yavaş yapmak lazım. Ama kayanın içinde olunca daha rahat bir şekilde sıkıştırmayı gerçekleştiriyor. Ve hemen altında bulunan çukura da karasu ve zeytinyağı akıyor. Üzerinden yine zeytinyağını da almış oluyor. Bu fotoğrafları koymamın nedeni, zeytinyağı elde edilmesinde en ilkel sistemle en modern sistemi yan yana her zaman görebilirsiniz. Şimdi bakın, İzmir Menderes, bu havaalanının, havalimanının hemen yakınında olan bir kazadır, ilçedir. Bu ilçenin köylerinde ve merkezinde ayak yağı dediğimiz sistemle yağ elde, zeytinyağı elde edilmesi 2 yıl öncesine kadar devam ediyordu. Daha önceki sistemlerin hiçbirini biz burada göremiyoruz. Yaptığımız araştırmada sadece Roma döneminde kullanılan trapetium dediğimiz bir sistemle zeytinlerin ezilmesi ve sıkıştırılması var. Ancak onu görüyoruz. Tabii o da atıl vaziyette, artık yol çalışmaları sırasında çıkmıştır. Ama o aradaki hiçbir şeyi, zeytin elde etme yöntemini bilmiyoruz ve oradaki insanlar kullanmak da istemiyorlar diğer sistemleri. Şimdi mecburen kontinü sistemle çalışan Menderes'te bir tane zeytinyağı fabrikası var. Onu götürüp orada sıktırıyorlar. Yani bu İzmir'in artık içinde kalmış bir ilçede bile en basit sistemi bile ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Gelelim Klezomenai'ye. Klezomenai İzmir'in Urla ilçesinin İskele mevkinde, yani denize yakın bir kesiminde bir antik kenttir. Burada da kendisi yürüyor yine. Tamam. Şimdi biraz önceki kayaya oyulmuş çukurlar olan bir fotoğraf vardı. Şimdi bir ileri alalım. Ben bunu bırakayım. Sen onu bırak abi. Oradan bir tane ileri alacağız. Bir tane ileri alabilir miyiz? Ben bunun nasıl kazısına başlandığını, nasıl bulunduğu kısmını Güven Bakır hocamıza bırakıyorum. Kazı başkanıydı o dönemde. O çok gayet güzel bir şekilde size onları anlatacak.
Burada tutsam durur mu acaba? Hayır hayır başlamıyoruz. Videoya başlamıyoruz. Daha başlamıyoruz. Biz esas konumuza başlamadık. Şimdi kalabalık olmadığımız için rahatlıkla söyleyebiliriz. Benimki değil ha, benimkiymiş. Burada ötsün. Rahatlıkla söyleyeyim, herhangi bir yerini anlayamadığınızda, çünkü biraz teknik gideceğiz, anlayamadığınız, kafanıza takılan bir yer olursa hemen durdurun ve soruları sorun. Yani hiç çekinmeyin o konuda. Şimdi kazılar sırasında bir takım çukurlar çıktı. Tabii buranın kazısı 1992 yılında başladı ve 2004 yılına kadar da sürdü. Tabii bu aralıkta 12 yıllık sürede bir zeytinyağı işliğinin nasıl olması gerektiğini, buradaki kayaya oyulmuş çukurların içine hangi tür makinelerin, nelerin gelmesi gerektiğini araştırdık. Tabii araştırmak yetmiyor. Bunları çizdik. O zaman tabii bilgisayarı da kullanmasını da bilmiyorduk. Elle teker teker çizdik. Hep temize geçtik. Araştırdık. Tekrar döndük. Hatta aşağı yukarı 1000 taneden fazla çizimimiz var bu konuda. Sonuçta hangi tür makinelerin olabileceğini iyice kanaat getirdikten sonra bir öneri olarak, yine de yanılmış olduğumuz noktalar olabilir, bir öneri olarak bunun rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Şimdi tabii klozomenai zeytinyağı işliğinin İlk yani Güven Hoca söyleyecek gerçi bunun da ilk iki evresi vardır. Birinci evresi M.Ö. 595'lerde kullanılma başlamış bir işliktir. Biraz büyütebilir miyiz bunu? Şimdi kayaya oyulmuş çukurların içinde bakın şu şekilde tek bir çukur vardır. Yani bu bir tek çukurun olduğu yerde şu dik duran iki tane ahşap vardır. Bakın şunlar. Bunlar kayanın içinden çıkmaması için kayanın yan yüzeylerinde kama delikleri vardır. Kamalarlar. Son bir defa böleceğim. Kusura bakmayın. Oradaki bilgisayarda bir sorun var. Prezentasyonu buraya alacağız. Buradan devam edelim. Tamam. Klozomenai zeytinyağı işliğinde bütün her şey kayanın negatifinden üzerinde çalışılarak pozitif hale getirilmiş halidir. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. İsterseniz oradaki şunu şimdi kullanabiliriz. Bu ters mi tutuyorsun böyle mi? Öyle yapacağım tamam. Sağ sol yap, o güzelce olacak. Tamam. Evet, buraya kayaya oyulmuş çukurları görüyoruz. Şimdi burada iki tane ayrı birimi görmekteyiz. Bir tanesinde iki evreli zeytinyağı işliği, birinci evresi ve ikinci evresi. Şurada da ikinci evrenin deposunu görüyoruz. Şimdi kayaya oyulmuş çukurlardan
biraz önce birinci evreden bahsetmiştim. O birinci evrenin bulunduğu yer hemen şurası. Şu bölümdür. Burada durur. Bu birinci ve ikinci evreyi gösteren çukurları burada mavi olarak gördüklerimiz birinci evre. Kayaya oyulmuş çukurlar, turuncu olarak gördüklerimiz de ikinci evrenin çukurlarıdır. Şimdi birinci evrenin üzerine makinelerinde tabii biz çizdik neler olması gerektiğini. Bunları da ahşaptan gerçekleştirdik. Biraz önce gösterdiğimiz basit sistemli preslerde taş duvarların içine ya da kayaya pres kolunun ucu sokularak sıkıştırılıyordu. Fakat bu Urla'nın taşı biraz gevrek bir taştır. Çok dayanıklı taş değildir. Bir de bina yapımlarında 50 santimetre kadar su basman yapılır. Üzeri kerpiçtir. Yani bir pres kolunun gücünü kaldırabilecek güçte bir sistemi oraya yerleştirmek zordur. Onun için ahşap dikmeleri gerçekleştirmişlerdir. Tabii bunların kayanın içinden çıkmaması için kayanın yan yüzeylerinde kama delikleri vardır. Ve o kama deliklerine kamalar sokularak bizim pres dikmeleri dediğimiz dikmeler yerleştirmiştir ve pres kolu yerleştirilmiştir içine de. Bunun pres tablası yere yakındır. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Çok yakındır. Burada da hemen yerin üzerindedir. Şu gördüğümüz çukura da bir krater yerleştirilir. Zeytinyağı sıkımı yapılınca ne yapar orada kraterin içine? Bir oluğun yardımıyla zeytinyağı akar. Beklerler bir süre sonra üzerindeki zeytinyağını alıp kara suyunu da oradan dışarıya atarlar. Ezmesi de tabii burada önemli. Ezmeyi de bakın şurada gördüğünüz gibi bir küçük çukur vardır ama bu çukurun ikinci evre yapımında bozulduğunu görüyoruz. Sadece basit olarak yanlardan izlerini görüyoruz. Aşağı yukarı 100 kilogram ağırlığında yine silindir şeklindeki bir taşla ama ileri ittirilip tekrar geri çekilerek, ileri ittirip tekrar geri çekilerek zeytinin ezildiği bir çukurdur burası. Bununla ne kadar zeytin ezilebilir diye araştırdığımızda aşağı yukarı 35-40 dakikada 15 ya da 20 kilogram arasında zeytin hamuru haline getirilebiliyor. Tabii bunu ne yapıyor? Bir tek torbanın içine rahatlıkla yerleştiriyorsunuz. Ama bir araba tekerleği kalınlığında, hatta daha kalın düşünün bunu, yerleştiriyorsunuz. Presin altında sıkıştırdığınız zaman akan karasu ve zeytinyağı, şurada bakın önünde görüyorsunuz. Bir kraterin içine akıyor. O krateri alıyor herhalde, kenarda bekletiyor. Sonra zeytinyağı sıkımına tekrar devam ediyor. Ama şişenin de nerede hazır olması gerekir? Burada zeytin hamurunda hazır olması gerekiyor. Şimdi M.Ö. 500'de Perslerin Batı Anadolu'yu işgaliyle bu işlik birinci evresi kapanıyor. Aşağı yukarı aradan bir 15 yıl kadar süre geçtikten sonra tekrar bu işliğe geliyorlar. Burada bakın şeyleri görüyorsunuz. Duvara yerleştirilmiş bir pres kolu ve sıkılan yerleri, ağırlıkları görüyorsunuz. Biz Klezomenay'da ağırlığın nasıl olduğunu, birinci evrenin ağırlığının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama ben arkeolog olmadığım için kendimi gerçi tanıtmadım size. Rahatlıkla söyleyebilirim değil mi hocam? Birinci evrede pres kolunun tam karşısına denk gelen bir yerde bir çukur vardır. Bu çukurun içinde de yine yukarıya çıkmamasını istenen kama delikleri vardır. Oranın, yani o çukurun yine bir bocurgat, yani bir ağırlığı çekmek için bir bocurgatın varlığına işaret ettiğine ben inanıyorum. Ama çukurun içindeki seramik parçaları daha geçi gösterdiği için bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü ikinci devrede açılan bocurgat çukurlarıyla çakışmıştır o. Onun için söyleyemiyoruz. Ama ben bunu rahatlıkla arkeolog olmadığım için söyleyebilirim. Şimdi bizim birinci evrede yaptığımız sistem, yani uyguladığımız sistemde
Yine bir içki kapı vardır. Milattan önce 6. yüzyılda tarihlenmiştir. O sistemi gösterir. Hatta bakın şurada ahşaptan yapılmış bir masa şeklinde pres tablası. Altında da bir tane boşluğu görebilmemiz için güzel bir kaz yerleştirilmiştir. Burada ağırlıklarını görüyorsunuz. Hatta ağırlığı iyice arttırabilmek için de bir kişi de maymun gibi sarılmış orada. Ne yapıyor? Aşağıya doğru bastırıyor. Bu içki kapının diğer tarafında da aynı resim vardır. Çok az değişiklikler vardır. Sadece şunların bağlama şekli biraz daha farklıdır. Birinci evremiz böyleydi. Şimdi ayrıştırma kaplarına birazcık bakmamız gerekir. Şimdi Klozomenai ve çevresinde biz genellikle o çevreye baktık. Şu başta gördüğümüz birinci kap yine Klozomenai'den daha öncesinin kazısının yapıldığı Limantepe kazısı vardır. Limantepe kazısından çıkan bir zeytinyağı ayrıştırma kabı. Bu milattan önce 2500'lere falan rastlayan bir kap olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? Olabilir. Yani şey tipi öyle yani. Tip olarak öyle. Aha. Öyle bir kap. Yine burada bir kap görüyorsunuz. Şurada Klozomenai zeytinyağı işliğinde bulunan ayrıştırma kaplarının biçimi. Şurada modern bir ayrıştırma sistemi görüyorsunuz. Burada biraz önce Menderes köyünde var demiştim zeytinyağı sıkımını gösteren ayak yağı dediğimiz. Çıkardıkları zeytinyağı ve karasu şu kabın içine bakıyor. Tam şuradan yukarıya doğru bir boru çıkar. Kabın içine sabit duruyor. O boru şuradan dışarıya tahliye olur. Tabii bu kap dolar şuraya kadar geldiği zaman altta duran karasu bu delikten dışarıya akar. Üstten de ne yaparsınız? Zeytinyağını alırsınız. Bu Karaburun'da bulunan bir zeytinyağı işindeki süzgü dediğimiz kap. Bu ne işe yarar? Bu ayrıştırma polim değildir. Bu ayrıştırma değildir. Süzgüdür bunun adı. Zeytinyağını elde ettiniz. O zeytinyağının bir süre sonra içinde bulunan küçük partiküller, ondan sonra küçük zerrecik halinde sular halen vardır. Bir 15 günlük bir süre geçmesi gerekir. Bunların daha rahat ayrışabilmesi için. Onun için bu süzgü denilen kabın içine konulur ve üstten tekrar su dökülür. Genellikle sıcak su dökerler bunların üzerine. Ne yapar? Yer değiştirir. Sıcak su aşağıya doğru inerken o partikülleri tutar, aşağıya doğru indirir. Ve şuraya kadar ne yapar? Suyla dolar. Üstte de ne vardır? Zeytinyağı vardır. Şurada altta bulunan, bakın bir delik var. O deliği açarsınız. Oradan kara su akar dışarıya. Buraya gelen kişi ne yapar? Elinle de kontrol eder. Hem gözüyle hem de eliyle. Elinde hafif kaymalar. Gözünde de onlar yaldızlanma ya da yıldızlanma dedikleri hafif zeytinyağı zerreciklerini gördüğü zaman bu deliği kapatırlar. Buraya artık zeytinyağı gelmiştir. Şuradaki deliğe de. Oradan da yine açarlar deliğe. Zeytinyağını alırlar. Bizim çok üzerinde durduğumuz Zeytineli köyü vardır Urla'da. Oradaki içlikte de yine aynı şekilde bir süzgüyü görüyorsunuz. Buradan ne yapıyor? Önce kara suyu akıtıyor. Buradan da üstten de zeytinyağını alıyor. Bu kapla da ölçümünü yapabiliyor. Şimdi burada yaldızlanan zeytinyağını dışarıya atmaz. Çünkü köylüler dışarıya giden zeytin kara suyu sürekli kontrol ederler. Üzerinde bir parlaklık gördüğü zaman bizim yağımızı kaçırıyor diye, dışarıya atıyor diye kızarlar, kavga çıkar. Onun için burada yaldızlanan suyu da alır, bunun içine koyar. Bu hırsız çukurudur. Kontinli sistemden önceki zeytinyağı içtiklerinde bunlar vardır. Dışarıda büyük bir havuz vardır. Bu artık 3 metreye, 4 metre gibi aşağı yukarı derinliğe 1,5 metreyi bulan havuzlar. Kara suyu oraya akıtırlar. Alttan da onun böyle biraz alta yakın bölümünden tahliye
vardır. O tahliyeden o su dışarıya akar ama hiçbir zaman zeytinyağı zerrecikleri o delikten dışarıya çıkamaz. Çünkü yukarıda kalır. Haftada bir, tabii onun üzeri kapalıdır. Aslında hiç kimse bilmez ama herkes bilir. Üstünü açarlar onun, üstündeki zeytinyağını haftada bir alırlar. Hatta şunu söylüyorlar, bir kampanya döneminde, yani diyelim ki 3 ay ya da 4 ay çalışıyorsa bir zeytinyağı işliği, oradan çıkan yağlar o işliğin sigara ve çay ihtiyacını karşılarmış. Tabii onu sabunluk olarak satıyorlar ve işliğe çalışanlara sigara ve çay alınırmış. Yani onun için hırsız çukuru olarak da adlandırılıyor. Şimdi klezomenai zeytinyağı işliğinin ikinci evresini göreceğiz. Bizim rekonstrüksiyonunu gerçekleştirdiğimiz bölümü burasıdır. İşte M.Ö. 530'larda bu işlik yeniden yapılmıştır. Kayaya çukurlar açılmıştır. Bakın şu şekilde. Birinci evrenin çukurları da tam buradadır. Bu çukurlar açılırken birinci evrenin çukurları bu çukurlardan çıkan kaya yongalarıyla, parçacıklarıyla doldurulmuştur. Tabii içine de seramikler karıştığı için kesin tarihlendirme o açıdan rahat oldu. Şimdi biraz önce birinci evrenin de bir bocurgatı var dediğim, bakın şuradadır. Hemen şurada, şununla birleştiği için bunu net olarak söyleyemiyoruz ama şu şekilde nedir? Şu ikinci çukur sonradan üzerine açıldığını ben düşünüyorum. Çünkü derinlikleri de farklıdır onların. Şimdi üzerine bunun ahşaptan yapılma makinelerini yerleştirdiğimiz zaman böyle bir görünüm çıkıyor. Bu size çok karışık gelebilir ilk etapta. Ama şunu söyleyeyim, burada işte bakın kayaya oyma plastikmelerin yerleştirildiği yeri görüyorsunuz. Şurada kayaya oyulmuş bakın kama delikleri ve kayaya tutturulmuştur. Bocurgatlar 6 tane ayağı vardır. 6 tane ayak izi görülür. Yine kayaya ne yapılmıştır? Yukarıya çıkmaması için delikler açılmıştır. Şurada gördüğümüz yuvarlak yerin şekli de şu şekildedir. Bakın düz bir alan aşağıya doğru 7 ya da 8 santimetre kadar iner. Sonra tekrar kenarda düzleşir. Bu da bize yuvarlak olması ve de ortada bir sağa sola kaymaması için bir noktanın bulunması ve taşların dönerek zeytinleri ezdiğini gösteren bir değirmenin varlığından varlığını ortaya çıkartır. Yani biz o şekilde değerlendirdik bunu. Tabii çok kişiye de gösterdik. Onlar da aynı şekilde. Tabii bu zeytinyağını 20 yıl, 25 yıl gibi araştıran, zeytinyağı işliklerini araştıran kişiler baktılar. Doğru dediler. Ayrıştırma çukurları da bakın şu şekildedir. 3 tane yani polim dediğimiz sistem. Şu 2 tanesi de birbirine bakın bir delikle bağlanmıştır. İşliğin yapımı sırasında farklı ustalar çalıştı. Bakın burada zeytinlerin ezildiği çukuru görüyorsunuz. Bu çukurun içine işte ortada göbek olarak adlandırdığımız taşın yerleşimi ve çevresinde de yine taşların yapımını bu iki usta baba oğuldur bunlar. İkisi birlikte çalıştılar. Bu usta da bütün hayatı boyunca hatta babası da zeytinyağı taşlarını yapmıştır. Un değirmenlerinin taşlarını yapmış bir kişidir. 10 yıl önce çalışırken 76 yaşındaydı. Tabii çok hasta olduğu halde geldi bizimle birlikte çalıştı sağ olsun. Ondan çok şeyler öğrendik. Ve bu şekilde zeytinyağı işliğinin değirmen bölümünü gerçekleştirmiş olduk. Yine Ömer Usta ve oğlu çalışırken taşların yerleştirilişini görüyorsunuz. Şurada neyse, tabii bu değirmenin olduğu bölümde zeytinlerin ezilişini, fotoğraflarını gördünüz. Zeytinler ezildikten sonra, hamur haline geldikten sonra evet
şurada dikmelerin bulunduğu yeri görürsünüz. Daha sonraki fotoğraflarda bunları göremeyebiliriz. Bu kendi kendine herhalde şey yapıyor, karar verip değiştiriyor. Evet, burada yine zeytinlerin ezilişini görüyorsunuz. Devam edelim. Burada hamur haline geliyor. Ve zeytinyağı içtiğinin bocurgatına gelelim. Bocurgat da bakın oradadır. Şöyle çok yavaş basayım. Belki ben hızlı basıyorum. Bocurgatın bulunduğu bölüm, zeytinlerin ezildiği bölüm, presin olduğu yer ve pres dikmelerin bulunduğu yer. Burada da bir canlandırma çizimi. Bocurgat, pres dikmeleri. Bunu özellikle söylüyorum ki çok karıştırılıyor. Pres tablası ve ayrıştırma çukurları. Şimdi birinci evre ile ikinci evre arasında ne gibi farklılıklar vardı? Onlardan biraz bahsedelim. Ben şunu da elimden bırakayım. Şimdi birinci evrede zeytinlerin az miktarda ezildiğinden söz ettik. İkinci evrede zeytinler daha fazla. Çünkü eziliyor. Nedir? Dikey bir minber etrafında dönen taş ya da taşlarla zeytinler eziliyor ve hücreleri patlatılıyor. Bizim zeytinyağı içtiğindeki, klezomenay zeytinyağı içtiğinde 35 dakikada 200 kilogram zeytin hamuru haline gelebiliyor. Yani daha önce ne kadardı? 15-20 kilo arasındaydı, 200 kilograma çıkıyor. Yani 10 kat fazlaşıyor. Birinci evrede hatırlarsınız, küçük bir pres tablası vardı. Hemen pres dikmelerin arası 30 santimetreydi. Burada 140 santimetre arası çıkıyor. Tabii 140 santimetreye çıkınca nedir bu? Büyük bir pres kolunun varlığına işaret ediyor. Pres tablasına bakıyoruz. Pres tablasının kayanın üzerinde ayak izleri vardır. Bu ayak izlerinin üzerine ayakları koyduğumuz zaman 3 tanedir zaten. Çok dengeli bir sistemdir. Bir pres tablasının yeri, büyük bir pres tablası tabii geliyor. Hatta gelip Urla'da bu zeytinyağı içtiğini gezip görürseniz biz onu biraz küçük yaptık. Daha rahat içinde gezilsin, ziyaretçiler daha iyi bakabilsinler diye daha küçük yapıldı. Tabii büyük bir pres tablası, üzerinde büyük bir pres kolu olunca bunu insan gücüyle, pres kolunu insan gücüyle kaldırıp altına torbaları yerleştirmek oldukça zor. Çünkü biz şöyle yaptık, 350 kilogramlık bir pres kolu yerleştirdik önce oraya ama yaptığımız denemelerde pres kolunu kırdık. İkinci denemede kırıldı. Sonra dedik ki bunu birazcık büyütelim. Biraz büyük. Çalışma böyle bir şey işte. Evet. Biraz büyütünce tabii oturduk, hep hesap yapıyoruz orada. Bunun içine nasıl yerleştiririz, nasıl yapılır. İşte ölçüleri şöyle olsun diye sipariş verdik. Daha sonra kuturunun şeyini de hesaplayınca 800 kilogramlık bir kolu içeriye sokmuşuz biz. Yani birdenbire kol büyüdü. 800 kilogramlık kolu yukarıya kaldırıp altına torbaları yerleştirmek çok zor. Tabii 2500 yıl önce de böyle miydi? Sistem olarak böyleydi ama ağırlıklar arasında belki farklılıklar vardı. Belki daha hafifti pres kolu, belki daha da ağırdı ama benim kanaatimce çok daha ağır bir kol vardı orada. Tabii bu kolu yukarıya kaldırmak için bocurgata ihtiyaç var. Bocurgat da neydi? Kayanın içinde 6 tane ayak izi vardı. Bu 6 tane ayağı yerleştirince 2 tane çalışma gözü olan, bakın şöyle, 2 tane çalışma gözü olan bir bocurgat ortaya çıkıyor. Yani bir vinç ortaya çıkıyor. Tabii bunu da çok düşündük. Tabii şuna karar vermiştik. Bunları yukarıya doğru çeken bir şey vardı. Çünkü kayadan yukarıya çıkmıyordu. O zaman muhakkak makara olması gerekiyor yukarıda. Makarayı da koyduklarına göre istedikleri gücü elde edebiliyorlar. Şu gözüyle bakın, halatlar burada ters sarınlı olarak gösterilmiştir. Ne yapıyor? Pres kolunu yukarıya kaldırıyor. Torbaları yerleştiriyor. Birer araba tekerleği kalınlığında dolduruyor. Ama her bir torbaya 20 kilograma yakın hamur yerleştiriliyor. Çünkü günümüzde daha ince yerleştirilirken o dönemde hep kalındır. Onun dışına çıkmamak için öyle yaptık, öyle gerçekleştirdik. Şöyle bir disk hazırladık. Şurada gördüğünüz gibi ahşap bir disk. Bu üst üste burada diziliyor. 10 torba ya da 11 torba, 12 torba.
Zaten yağlandığı için bu yüzey ittirdiğiniz zaman gelip şuraya yerleşiyor. Bakın burada da görüyorsunuz torbalara nasıl dolduruluyor. Daha sonra bakın üst üste şurada torbalara dizilmiş durumda. Kolu yavaş yavaş indiriyoruz. Hızlı bir şekilde indiremiyoruz. Ama biz bunun ortasına bir de mil takıyoruz ki sağa sola fazla kaymasın diye. Yavaş yavaş iniyor aşağıya doğru. Ama yükseklikten dolayı ne yapıyor? Takılıyor kalıyor artık bir süre sonra. Bu sefer buradaki halat devreye girmiş oluyor. Bu halat ne yapıyor? Gevşiyor çünkü ters sarınlıydı. Bu aşağıya doğru geliyor. Bir süre sonra artık şey de olmuyor. Aşağıya da inemiyor. Bu taş yukarıya kalkıyor. Bizim koyduğumuz taş 1,5 tondur. 1500 kilodur. 3 kişi o taşı rahatlıkla kaldırabiliyor. Ama bizim koyduğumuz makara, biz ikili bir makara koyduk. 3 tane halat var taşın üzerinde. Ne yapıyor? 1500 kilogramlık ağırlık 3'e bölündüğü için 500 kilogramı yansıyor. Biraz önce o içki kabının üzerinde gördüğümüz neydi? İnsanların bile ağırlığı orada, yani 70 kilo, 80 kilogramlık bir ağırlık bile çok önemliydi. Ne yapıyordu? Üzerine çıkıp ağırlık sağlamaya çalışıyordu. Demek ki onu da kaçırmak istemiyorlar. O ağırlıklardan vazgeçmek istemiyorlar. Zincirle kolun üzerine taşı bağlayıp halatları gevşetiyoruz. Tabii buradaki olduğu gibi ağırlık ne yapıyor? Kolun üzerine biniyor şu taşın ağırlığı. Buradan çıkan karasu ve zeytinyağı ayrıştırma çukurlarına geliyor. Zeytinyağdaki işte bakın yine bojurgatı, zeytinyağı tablasını, pres tablasını, pres dikmelerini ve pres kolunu, bizim tabii yeni yerleştirdiğimiz pres kolunu ve ağırlık taşını görebiliyoruz. Bir zeytinyağı sıkımı sırasında çekilmiş bir fotoğraftır bu. Şimdi biz ayrıştırma çukurlarını kullanmıyoruz. Çünkü doğrudan doğruya arkeolojik bir alan olduğu için orası birinci derece arkeolojik sittir. O çukurları fazla yıpratmak istemiyoruz. Onun için böyle bir kabın içine deneme sıkımlarını gerçekleştirdik. Şu gördüğünüz kol da bizim kırdığımız koldur. Ayrıştırma sistemi, zeytinyağı ayrıştırma polimlerin bulunduğu yerde bu şekildedir. 3 tane çukur vardır. Ve o 3 tane çukurda şu 2 tanesi, bakın şuradan ışık geçiyor. Şurada. Bir delikle bileşik kaplar sistemi oluşturulmuştur. Yani M.Ö. 6. yüzyılda, 530'da diyelim, 530'da bileşik kaplar sistemini biz burada görebiliyoruz. Şimdi burada nasıl oluyor? Şimdi kendiliğinden biraz sonra gelirse, geldi. Fazla ileri gitti. Üç gözlü ayrıştırma sistemini, biz buna polima da diyebiliyoruz. Üç gözlü polimin çalışma prensibi nasıldır? 3 tane çukur. Bunlar neydi? Bileşik kaplar sistemi oluşturulmuştu. Arada bir delikle birbirine bağlanmıştır. Yalnız bunların şekli de biraz özeldir. Bakın üstten yuvarlaktır, aşağıya doğru gelir, bir düzlük alanı oluşur. Altta da yarım küre şeklinde yani bir biçim oluşmuştur. Bunun nedeni de rahat temizlik yapabilmek için. Bunun kenarlarına tutunursunuz, aşağıya doğru ayaklarınızı sarkıtıp şuralara basarsınız ve rahatlıkla temizliğinizi gerçekleştirirsiniz. Yarıya kadar bakın burada neyle? Suyla dolu. Presten gelen karasu ve zeytinyağı karışımı gelir buradaki ortadaki çukura akar. Bir süre sonra zeytinyağı ayrışır zaten. Oda sıcaklığında hızlı bir şekilde ayrışmaya başlar. Zeytinyağı burada üste çıkar. Hiçbir zaman zeytinyağı buradan şuraya doğru yani bu ikinci çukura geçemez. Eğer ağzına kadar dolduysa bir kişi buradan ne yapar? Zeytinyağını üstten alır, üçüncü çukurda dinlenmeye bırakır. Yani bir süzgü gibi bir şey olduğunu düşünün buranın. Buradan da yine kara suyu alıp hemen zeytinyağı işinin içinde yine kayaya oyulmuş küçük bir kanal vardır. Oradan da dışarıya tahliye eder. Evet.
zeytinyağı işçinin yapımı sırasında o dönemin binaların nasıl yapıldığına dair tabii kazılarda çıkan bulgular var. Ona dayanarak bu bina gerçekleştirildi. 50 santimetre kadar taş su basman ve üzerine ahşap karkası desteklenmiş 40'a 40 ölçülerindeki kerpiçlerle üst yapısı yapıldı. Tabii bizim eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi de çatısıdır buranın. İşte diyorlar ki siz böyle bir çatı Türkiye'de hiçbir yerde yoktur. Daha önceden de yoktu. Siz bunu nereden çıkardınız? Bu ancak Avrupa'da görülen çatı sistemidir. Hayır, öyle değil. Bunu tabii sizden bu konuda bir konu soru gelirse en iyi de Uhri hocamız bunu daha iyi anlatır. Şimdi kazıları sırasında bu zeytinyağı işçinin çatı kiremiti ele geçmedi. Milattan önce 6. yüzyıla ait alanlarda çatı kiremitinin bulunduğu yerler kamu binaları ve tapınaklardadır. Yani burada iki tür çatı olması gerekiyor. Birincisi sıkıştırılmış topraktan yapılan düz çatılar, düz dam dediğimiz. İkincisi de sazdan yapılmış, ince yani kamışlardan yapılmış dik çatılar. Şimdi biz bunun şeklini nereden aldık, şu çatının şeklini? Bakın şurada çizimini gördüğünüz pişmiş topraktan yapılmış bir lahit vardır. Bu eve benzetilmiş bir lahittir. Hatta bunun üzerinde ölü gömme ritüelini gösteren bir çizim vardır. Şu bölümünde yine çizimler vardı. Onları şunu göstermek için koymadık. Sazların nasıl bağlandığını gösteren yine boyayla yapılmış bir sistem vardı. Şu çatının şeklini olduğu gibi biz burada uyguladık. Bu da yine M.Ö. 7. yüzyılın son çeyreğinde bulunmuş bir lahittir. Aşağı yukarı biz 100 yıl sonraki bir işlikte bunun çatı şeklini uygulamış olduk. Şimdi Güven Hoca dedi ki bütün hikayeyi anlat dedi ama ben size bütün hikayeyi anlatmayacağım. 2004 ve 2005 yılında bu zeytinyağı işliği konstrüksiyonu yapıldı. Bizim ilk yani 2004'te de kapattık bunun çatısını. Karadeniz'de ustalar bulundu. Karadeniz'de ustalar sadece süpürgeyle sepet yapmışlar. Dediler ki biz yaparız bu çatıyı. İyi dedik yapın. Çatıyı yaptılar. İlk yağmurda içerisini su bastı. Tabii araştırdık bütün kış boyunca nasıl olabilir diye. Ancak Almanya'dan iki tane usta bulundu. Onlar da baba oğuldur. Biz 2004'te yaptığımız çatıyı 3 ayda kapatırken 15 günde bu işliğin çatısını bu şekilde gerçekleştirdiler, kapattılar. Ve halen 11 yıl oldu. Daha içine su girmedi. Bu da ahşap karkaslı bir depo yaptık. Bu tabii depo niye taş yaptınız derseniz onu da söyleyeyim. Tabii bunun da kerpiç olması gerekiyordu duvarları. Depo kayaya oyulmuştur. Bir çukur şeklinde, havuz şeklindedir. Bunun içine de zaman zaman su basıyor. Biz yerçileri kabul ettiğimiz için, herkes istediği zaman da gelip gezebildiği için o kerpiç olan bölümünü kaldırdık. Tamamen taş yaptık. Çünkü kerpiç suyu gördükçe gevşiyor. Onun için taş olarak gerçekleştirdik. Bu da deponun içini gösteren iki fotoğraf vardır. Tabii şu bölümün tamamen yine ahşap bir zemin katla kapalı olması lazım. Bakın şurada kayaya oyulmuş çukuru görebiliyorsunuz. 140 santimetre kadar derine oyulmuştur. Kayaya oyma bakın şurada merdivenleri vardır. Şu şekilde. Şurada da küçük bir odacığı var. Şurada da ucunu görüyorsunuz. Şöyle. Bu odanın içinde belki değerli eşyalarını saklıyordu. Belki de notlarını tutuyordu. Onu çok net bilemiyoruz. Şurada orijinal yine duvarını görüyorsunuz bu deponun. Tabii bu alt bölümünün kav olarak da kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü alt taraftaki ısı daha iyi korunuyor. Yani ısı derken nem ve ısı orada daha iyi. Yani bir şarap yapımı için çok uygun bir nem var orada, ısı da var. Üst tarafta da herhalde zeytinyağlarını bir süre tuttuktan sonra
dışarıya gönderiyorlardı. Bakın burada deponun yine bir çizimini görüyorsunuz. Bu deponun üzerine biz sıkıştırılmış topraktan yaptık şu şekilde. Çünkü her iki çatıyı da orada uygulamak istedik. Bu zemin katıdır. Şuradan yandan girilir. Küçük bir yine kaya oyma bir düzlük ve üzeri bakın merdivenlerin üzerine kadar kapatılmış bir bölüm ve klezomenaya amforaları. Alt kısımda yine merdivenler, küçük odacığı, amforalar ve pitoslar yani küpleri görebiliyorsunuz. Klezomenaya amforaları şekil, biçim olarak M.Ö. 600 yüz amforalı bu şekildedir. Bunları da bakın şu ağız yapısından, boyunlarından, omuz yapısından ve üzerindeki boyalardan ve kulpların üzerindeki boyalardan ayırabiliyoruz. Tabii bunların üzerine aynı zamanda şu gördüğünüz şekiller, harfler, damgalar bulunabiliyor. Bu ticaret yapanların kişilere ait damgalar bunlar ya da bir şeyin. Tabii şeyler de bulunuyor. Klezomenai kentinin kanatlı domuzdur simgesi. Kanatlı domuz damgası da bazı amforaların üzerinde rastlanıyor. Şimdi bunların biz zeytinyağı işlerini de yaptırdık. İmitasyon olarak koyduk. Ama orijinallerinden çıkıyor. Bilimsel kazılarda nerede çıkıyor? İspanya'da, İtalya'da, Mısır'da ve Kırım'da. Demek ki şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O dönemde Klezomenai'den buradaki kentlere, buradaki kolonilere zeytinyağı ve şarap gönderilmiştir diyebiliyoruz. Rahatlıkla bunu söylüyoruz. Bu da Klezomenai zeytinyağı içliğinin restorasyondan sonraki halini görüyorsunuz. Şu iki tanesi de kuyulardır. Bunlar da 6. yüzyıldır. Şimdi Klezomenai'de tabii bir tek zeytinyağı içliği yok. Sadece 6. yüzyıla ait iki tane daha zeytinyağı işte var. Bir tanesi iyi korunmamış durumdadır. O da sanayi bölgesinin, şimdi Klezomenai zeytinyağı işte tabii şeydeki Urla'da Klezomenai'de surların dışındadır ve sanayi bölgesindedir. Hemen önünde bir de demirci işliği vardır. 450 metre o şekilde ne yapar? Bu işlikler devam eder. Ve o işliklerin bittiği yerde oraları Güven Hoca söylesin, ben söylemeyeyim. Karbonlaşmış bir sepet bulundu. Kesitte çıktı bu. Kesitte çıkmasaydı anlamak çok zordu. Bakın karbonlaşmış halde içinde de zeytin bulunan bir sepet. Tamamen dolu. Tabii Klezomenai zeytinyağı işliğini yaparken önce biz makineleri yerleştirdik içine, sonradan duvarları yapıldı. Daha duvarlar bitmeden bu sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye bir zeytinyağı sıkımı gerçekleştirdik. Sıkıldığı gün Lekitos'a benzetilmiş bir kabın içine oradan çıkan zeytinyağını koyduk. Ve bir de böyle bir fotoğraf çekti arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Burada yine milattan önce 7. yüzyılın son 4'lüğüne tarihlenen saç çatılı pişmiş topraktan leğitin bir çizimi farklı yönlerden çıkarılmış bir görüntüsü. Burada yine şu 1. evrenin çukurlarının olduğu yer. 1. evrenin çukurları. Burada ayrıştırma sistemi bulunduğu yer, değirmenin olduğu yer ve Bozulgat'ın oturduğu yer. Yine 1. evrenin bir çizimi. Bu da 2. evrenin kesitleri. Burada Bozulgat'ın oturduğu yer, değirmenin oturduğu yeri görüyorsunuz. Çatısının şekli, duvarlar, deponun bulunduğu yer, depodaki zemin kat ve altta da yine pitosların yerleştirilmiş hali. Yine aynı şekilde pres dikmelerinin oturduğu yer, kama delikleri. Bunları kafanıza takılır diye tekrar yerleştirdim. Üzerinde tekrar konuşabiliriz. Yine değirmenin olduğu bölüm.
Evet. Klozemenay zeytinyağı işte hakkında sorularınız varsa alabilirim. Yoksa size zeytin ağacını göstereceğim. Zeytin ağacının yaşının nasıl saptanabileceği konusunda. Onu şimdi mi gösterelim? Ya da daha sonra. En son. En son bir ara verelim. Sonra tamam. Şey gelsin. Hoca. Hoca gelsin. Güven daha hoca sonra. Gelsin. Ondan sonra şey yapalım. 10 dakika mı verelim? Yani yorulmuşsunuzdur. Fazla kafa ütüledik. Şey yapmayın. Uykumuzu tamam. Getirdik. Telefonu vereyim. Bir 10 dakika sonra buluşabiliriz. Beni buraya moderatör diye çağırdılar. Aslında ama ben daha fazla konuştum. Moderatör susar normalde. Fakat yani söyleyeceğim bir iki bir şey vardı ondan. Asıl kazıyı yapan hoca konuşacak şimdi. Kendisi 77 yaşında. Emekli. Buraya ilk başlayan Klozomenay'ı. Ama Güven Bakır Hoca. Hepimizin hocası aslında. Ve şey gelemedi ya. Yani rahatsız kendisi. Biz de onunla bir röportaj yaptık. İyi ki de yapmışız 40 dakikalık bir röportaj. Hepsini burada yayınlamayacağız. Çünkü şöyle bir şey, başlangıcında kendi özel hayatıyla, çocukluğuyla ilgili bir şeyler de söylettirdim ben mahsus. İleriye kalsın diye bu belki. Çünkü bu tür şeyler yapılmıyor, sonra unutuluyor. O kısımları atlayıp sadece Klozomenay'daki bu zeytinyağı işliğini nasıl bulduğunu şimdi bize kendisi anlatacak. Başlayabiliriz şimdi. Ses yok. Şey takmadı. Azetmediler. Her neyse. Bu tarlayı şimdi aşağılarda tavan seviyesi yüksek ve düz arazi seviyesi yani şey ne diyelim yüzey de düşük yani deniz seviyesine yakın dolayısıyla taban suyu yüksek biraz yamaç bir yerde kazalım da dedik eski tabakalar yani dolgu olsun yani şey olsun, dolgu olsun tabakalar yani. Şeyde kalsın, kuru kalsın. Kuru gelsin karşımıza orada suyun içerisinde çalışıyoruz tabii öyle el pompasıyla bilmem ne o suyu yemek mümkün değil. Mümkün değil evet. O iş değil. Onu Almanlar ancak becerdiler işte millette. Millette ama evet. Bir aparat getirdiler. 40 bin o günkü Reichsle 40 bin Alman markıydı yani. Büyük. Böyle uzun uzun şeyler şiş gibi sokuyorlar. Onlar hepsi bir toplanıyor büyük bir şey. Sen gördün. Gördüm Miletos'takini gördüm. Evet Miletos'takini. Ve ondan sonra adamlar o şeyin pompa çalışan pompanın emdiği sulu alanın ortasında kupkuru da çalışıyorlar yani hayret ettim ben de. Niemeyer'in kısmı değil mi? Niemeyer'in hemen evet. Eski Miken şey Minos. Minos erken Tunç'a kadar inmişti onlar evet. Evet toprak şeyi tabakalarına ulaştı Niemeyer şeyine. Şimdi biz tabii onu yapamadığımız için biz yükseklere kaçalım da orada tabaka yakalayalım dedik. Burada, evet, işte şu, şöyle, arka taraf. Orada bir takım acayip yapılar, ait izler bulduk ama onun büyük bir yapı olduğunu anladık. Sağa sola gidiyor, bir de böyle dere gibi de bir şey var önünde. Yassı büyük blok taşlarla, leva taşlarla kapatılmış, şevli olarak şey yapılmış. Bir karal manzarası var. Onu anlayamadık dedik ama bizim küçük paramıza çok az salıyor o dönemde. Bütçelere bakıyorum ben geçenlerde. Onları kazanırken 2000 lira para var bütçe. Bir sene de genel müdürü kızdırdım. 2000'i de 1000 liraya indirdi. Ya değil mi? Kavga edince öyle oluyor. Pezevenk konuşuyoruz ama. Hiç fark etmez o yaptığı. Bu rütük yok bunda değil mi? Yok. Rütük koyarlar. Öyle bir para yani o kadar büyük kazanmıyor yani 5'e 5, 3'e 3. Bir de işçi parası var bunun için. İşçiye verdiğimiz zaten harika kalmayacak. Her şey var.
her şey var. Zorlukla yani. Öğrenciler de biraz işçi parası alıyorlar. O parayı da öğrenciler alıyor. Yemek yiyoruz ondan da. Evet. Kendi içerisinde dönen bir çark. Sonradan belediye biraz katkıda bulundu. Yemek vermeye başladı falan. Hı. Öyle bir şeyler de oldu bir dönemde. Her neyse o arada bu şehir yani bulunduğu kaya zemin geldi. Ana dedik Allah belası verse orada tabakalar tabak bitti. Ana kaya geldi. Geldik. Hemen geldiktik. Bu yükseldi demek şeymiş dedik ya o kayamış yani kaya. Ama yine de üstünü bir temizledik. Aa, baktık bir sürü böyle irili ufaklı, derinlikleri farklı. Kuyular, kuyucuklar, çukurlar, bir şeyler böyle acayip acayip oluşumlar. Aşağı yukarı 10 metre, 10 metrelik bir çukur içerisinde 17-18 tane böyle bir şey var. Bu ne ya falan dedik. Yani dedik, açtık. Dedik işte İsmail kendine göre bir şeyler yorumladı o zaman o İsmail. Şey İsmail isim, rahmetli olan. Edirne'deki İsmail Fazlıoğlu. Fazlıoğlu, evet. Fazlıoğlu. O da şeytan gibi bir adamdı ama bazen şeytanlık çok fazla ileriye gidiyordu. Yani aşırı yorum yapıyor. Ha, yani. Aşırı evet. Yorum ha. Ekstrem yorum yapıyordu. Şimdi mağaza çukurlar var. O çukurlarda da böyle sanki oraya oturtulan direğin oradan çıkmamasını için böyle kontra şeyler yapmış yani. Bu direğe bir oluk açmış, karşıdaki kayaya da bir oluk açmış. Sanki ikisi karşı karşıya getiriyor, buradan bir kama sokuyor. Dolayısıyla bu direk oradan artık çıkamıyor bir türlü. Çıkamıyor ya bu saplama ya, direk ya da neyse, ahşap, kalas, sütun falan neyse. Yani demek ki buradan çıkması, konulan şey buradan çıkması istenmiyor. Şimdi o diyor ki, bu diyor Mars'a ayak veriyor. Oğlum, Mars'ın çıkmaması için niye böyle bir dert var? Mars'a bacak koyarsın. Mars'a yukarıdan bir şey gelecek onun üstüne, basınç gelecek. Orada sağlam durabiliyorsa mesele yok. Bu, yani bu sabit diyor. Olması şart değil Mars'ın, hareketli de olabilir. Yani. Ya ayağını bağlarsın. Ama kazıp böyle kontralar, montralar koyarsan bu masa yerinden kalkmasın istiyorsan. Evet. Ama demek biri bir şey de bir kuvvet de bunu kaldırmak istiyor. Evet. Yerinden kaldırmak istiyor ki onu engelliyorsun. Bu şekilde Ertan sonra biz böyle kafa patlatırken hafif hafif şey manzara belli olmaya başlıyor. Ya galiba yani falan dedik biz bunu. Yani dedik. Tam biz tam yani mi değil mi acaba Ertan da galiba o arada devreye girmiştin değil mi sen? Evet. Girmiştin değil mi? İşte Ertan da buranın tabii zeytinyağı anlayan adam. Ertan da bir şeyler diyor. İşlik burası, zeytinyağı işlik falan. Bak diyor burada delik var diyor. Şey yağlar şuradan işte polibina dedikleri şey. Şu sistem. Birazdan gider bakarız zaten. Yani burada da var, şeyde de var. Bir de Dalgıç diye bir bakkal vardı. Dalgıç amca. Ha, meşhur. Meşhur bakkal. Sen evet. Tanımıyorsun. Yani duymuştum adamı. Onun da şu arada evi vardı. O da şu bizim bu tarladan gelip geçer o zaman çitmit yok tabii. Bizim yanımızdan da geçen şöyle bakıyor, bakardı. Baktı. Ya çocuklar siz burada zeytinyağı işliği kazıyorsunuz ya dedi. Zeytinyağı bak dedi. Ertan'ın anlattıklarını o da anlattı bize. Bak dedi, yani demek ki buranın yerlisi bunun farkında. Ha, polima var bak dedi. Burada buraya koyunca bu kara suyu işte kara su bilmem aşağıda kalır. Zeytinyağı buradan bu tarafa akar falan filan. Biz tabii onu böyle şey yaptık. Sonunda çok ciddi almadınız ama öyle çekti. Ama şey yani artık anladık ki bu zeytinyağı işliğine doğru gidiyor. Ertan da şey yaptı. O da yoğun bir şekilde geldi. İkimiz oturduk dedik ya bunu bir yorumlayalım. Şimdi çalışan zeytinyağı işliklerine baktık. Eskilerine baktık. Kapatılmış olanlara baktık. O sistemin ne olduğunu gördük. Ondan sonra şeyler var tabii. O çıkması istenmeyen direkler hikayesi var. Onlar da şey çıktı. Presin, uzun kollu preslerin şeyleri çıktı. Yani sıkmaya yarayan kısım. Ha, evet. Şimdi o bir manivela tabii değil mi? Ortada tabla var. Bir ucu sırığın bir yere takılacak.
Öbür uçtan da basacaksın. Öbür uçun bu uçun sabit durması lazım. Bu uç hareket olacak, basacak. Buradaki tabladaki şeyi sıkmak için. Tamam. Şimdi bunun kalkmaması lazım. Onun için demek ki o şeyi İşte oraya yapmış. Kayayı oymuş. Ona güzel bir sistem yapmış. Hatta geniş bir sırık, iki uçlu bir sırık koymuş herhalde geniş olsun diye. İki direkt indirmiş aşağıya. Onları bağlamış. Nasıl bağladığını bir de böyle bir çukur yapmış. Yani aşağıda koyduğun ahşap şeyi, kalas. Onu ikiye bölmüş tabii. Yarım yarım koymuş. Aşağıda kenetlemiş onlar. Dolayısıyla o kalas zaten çıkamıyor bir defa. Böyle yapamıyor. Yani ne kadar yük binerse binsin onu taşıyor. Biraz yapıyor ama fazla yapamıyor. Bir de ona bağladığı direkleri yanlardan böyle o kontralarla bağlamış. Dolayısıyla yerinden kalkması mümkün değil. Ama tabii siz bunları şimdi yaparken oradaki deliklere bakıyorsunuz. Ortada ahşap yok, çürümüş. Tabii. Yalnızca taş var. Onları yorumluyorsuz o şekilde. Benim şimdi negatiften gidiyoruz. Negatiften şey negatiften yapalım. Gidiyoruz. Yani negatifin içerisine alçı koysak aşağı yukarı biz bunları çıkartacağız. Ama tabii bir de kaç parça var değil mi? Onu çıkartamayacağız. Tabii. Yekpare masif bir şey çıkartacağız. Ama düşünerek, ederek, şunu yaparak, bunu yaparak işte bu çukurlardan bir tanesinin dönen taş, zeytini ezen taş olduğunu anladık. Ondan sonra üç kuyu var. Gayet sanatlı oyulmuş. Dibi tencere gibi. Bir pervaz bırakmış. Kenarda basılabilecek kadar bir pervaz bırakmış. Ondan sonra silindirik olarak yukarıya çıkmış. Herhalde zaman zaman oraya iniyorlar. O dibi temizliyorlar. Yani tortu kazıyorlar. Onu temizliyorlar. Onun için yapılmış. Ve iki kuyunun da o basamak gibi yapılmış seviyesinde bir delikle birleştirmişler. O kuyular yaklaştırmış birbirine bir delik dermişler, irtibat kurulmuş. Böylece yarı beline kadar onları su dolduruyor önce, sıkmaya başlıyor, birisine şeye geliyor, karasu geliyor. Karasu, evet. Karasu geliyor. Orada zeytinyağı kendisini yukarıya atıyor. Zeytinyağı gibi üste çıkmak değil mi? Karasu, tam öyle. Karasu, yani ayrılan karasu, o delikten öbür kuyuya gidiyor. Böylece birleşik kaplar birlikte yükseliyorlar. Burada üstte zeytinyağı toplanarak gidiyor, burası hep su olarak gidiyor. Şimdi nereye kadar gider bu? Taşıncaya kadar. Taşıtmaz. Zeytinyağı var burada. Tabii, kıymetli o. Zeytinyağı yağı yüzeyden sıyırıp bitişikteki üçüncü kuyuya atıyor. Suyu onu da, herhalde taslarla bir şeyle alıyor. Taslarla. Onun şeyi var. Yani bir özel bir kabı var. Dibi düz. Fazla dağılmayacak çünkü. Kara su da kapmayacak. Düz böyle. Değil mi? Neydi onun adı? Şakşak. Bugün şakşak diyorlar. Ha? Onu yüzeyden alıyorsun. Böyle şey yapıyorsun, döküyorsun. Tas olursa tabii geniş bir şey, derinliği oluyor. Derinliği olmayacak. O zaman kara su da alamaz. Doğru. Yüzeyden yapalım. Sıyıracaksın yani. Alttaki kara su karışmayacak. Karışmayacak. Onu kollayarak öbür suyu da öbür taraftan atıyorsun. Orada bir oluk yapmışlar. O oluktan atıyorsun. O gidiyor işte nereye gidiyorsa. Böylece çalışan bir sistem. Sonra baktık ama şimdi bütün bu sistemi kurduk. Başka delikler de var. Aykırı delikler var. O zaman anladık ki iki safa var. Evet. Şimdi birisi böyle çalışırken birisi de böyle çalışmış vakti zamanında. Birinci safayı terk etmişler, bırakmışlar. Sonra ikinci safhayı iş yapmışlar, çalıştırmaya başlamışlar. Yani iki dönem. O birinci safha biraz ilkel bir şey. İlkel bir şey. Basit. Peki tarihleri nedir birincinin ve ikincinin arasında? Ya birinci safha yani erken 6. yüzyıl gibi. Milattan önce erken 6. yüzyıl. 600 civarları falan gibi. Onun 600. En yakın benzerlerini Filistin'de İsrail'de. Görüyoruz. Evet. Tek sırıkla. Basıyor, şey yok,
polima yok. Yani yağ ayrıştırma düzeni, bileşik kaplar yok. Şey var, bir kaba sıkıyor. Kabın içine akıyor. Sıkıyor, bekliyor. Yağ yukarıya geliyor, yağı alıyor. O kabı alıyor, döküyor. Yani onu da boşaltıyor içerisini. Yani kesintiler. Daha sonra şey yapmayı da bulacaklar yani herhalde. Yeri kazıp öyle bir polima yapmayı da bulacaklar o zaman. İşte bulmuşlar. Sonra burada buluyorlar. İkinci aşamada bulunmuş o. Peki onun tarihi? O ikinci yarısında. Yani 6. yüzyılın ikinci 550 yarısında. 550 gibi mi? 550 olmamak lazım. Çünkü 550 ile 530 bu Anakara'nın karanlık bir dönemi. Evet, evet. Bu İranlar, Persler. Perslerin gelişi. Evet, onların gelişi. Orada biz onu 530 gibi falan, biraz 530. Malzemeler de ona işaret etti. Hı hı. 530 gibi. Ondan sonra zaten terk ediliyor. Ta 4. yüzyıla kadar o dönem orası kapanıyor. Yani 500'de İonya ihtilaliyle birlikte bitiyor. Yani bütün Anakara terk ediliyor. Yani yaklaşık olarak bir 500 yıl çalışmış orası diyebiliriz. 500 yıl çalışmamış hayır. Ne kadar çalışmış? İşte 600 ile 500 arası çalışmış. 600 ile 500. 100 yıl çalışmış. Hayır pardon 500 yıl yanlış söyledim. 100 yıl. 100 yıl onun ilk 50 yılı birinci aşama, son 30 yılda ikinci gelişmiş sistemde çalışmış. 100 yıl kadar o şekilde çalışmış. Evet. Peki bir de tabii çevresiyle beraber bakmak gerekiyor. Ben hani bunu bildiğim için bu soruyu soruyorum size. Şeyi anlatmıştınız daha önce. Evet. Onun çevresinde başka işliklerin olduğunu da biliyoruz. Başka işler için. Yani tabii şimdi bizim burada demirci işliği var hemen. Hemen yanında demirci işliği de var. Demirci işliği var. Seramik işçiliklerimiz var ama onlar biraz uzakta da çalışmışlar. Çünkü onun biliyorsun dumanı var. O pişmekte olan seramiğin çıkardığı ağır bir koku vardır, bir acayip bir koku. Onlar önce şehir dışı biraz daha. Onlar biraz dışarıda. Burası da sanki şehrin biraz dışı gibi. Bu da şehrin dışı. Şimdi onu çok iyi söyleyecek durumdayız. Çünkü birkaç yıldır şehir surunu bulduk orada. Bir kapı da bulduk. Giriş kapısı, kentin giriş kapısı. Ve oradan şehrin dışına doğru çıkıyorsun. Bu da kentten dışarıda, kente yakın ama kentin dışında. Yani bir nevi sanayi sitesi gibi bir yer burası. Aynen. İşte o sanayi sitesi burada başlıyor. Bu kapının dışında başlıyor zeytinyağı işliği, demirciyle. Öbür tarafta Akropolis dedikleri, Yıldız Tepe'nin eteklerinde. Alçak bir tepe var. Üstünde bir tapınak varmış besbelli. Çünkü o tapınağa ait bazı kalıntılar var. Bir adak. Kitabeleri var vazoların üzerinde. Ama hangi tanrıya ait olduğunu bilmiyoruz. Teken, ana teken. Sunulduğu falan laflarının kalıntılarını gördük. Görüyoruz, okuyoruz. Kuyuya atılmış bir heykel parçaları var. Altar parçaları falan var. Yani oradan biliyoruz ki orada bir tapınak var. Bu olsa olsa bir de seramikçiler var yanında. Hı hı. Bir kemik işleyenler var. Yine orada da bir şey var. Zeytinyağı. Olasılıkla dokuma falan da vardır bir yerlerde. Zeytinyağı işliği var. Zeytinyağı işliği orada da var. Çok iyi korunmamış olmakla birlikte zeytinyağı işliği olduğunu biliyoruz. Küpler var. Yine zeytinyağına yönelik. Zeytinyağına yönelik. Orada tahmin ediyoruz, o tapınak da Athena Erdana'ya ait, Arge Erdana, işçi Athena'ya. Yani sanatçıların koruyucusu var. Athena'ya ait bir tapınak olsa gerek, o da oraya yakışıyor yani. Uygun tabii. Uygun yani, sanayi sitesi. Sanayi sitesinde herhalde öyle bir şey olması gerekiyor. Athena var. Evet, çok böyle güzel. Bir şey, işte zeytinyağı işliğimiz bizim bu. Peki bir de yanında bunun belki satışının ya da depolanmasının yapıldığı bir yapı daha var. Ha. Bir de ondan söz edelim biraz. O, tabii bu depo, olarak bir kuyu gibi şeydi gibiydi o. Yüzme havuzu gibi bir şeydi. Aşağı yukarı. Anakaya oyularak. Anakaya oyularak içerisine bir de merdiven de oyulmuş. Orada yekpare bir kayalar. Çukur, bir çukur oyulmuş. Düzgün bir çukur tabii. Kayanın arızalı bölümlerini küçük taşlarla örmüşler, şey yapmışlar. Yani bir sistem gördük.
Onun ne olduğunu önce anlamadık, çok iyi anlamadık. Bizans döneminde oradaki rutubetin yüzeye toplanan, kış aylarında toplanan toprak altındaki bu toprak dolu havuzda toplanan suyun yukarıya vuran rutubetinden kuşku duyan bir Bizanslı oraya bir kuyu kazmak istemiş. Sarmış, o kazmış da şeyi, tabanı da delmiş, merdivenle de inmiş, orada sızıntı suyu var. Kullanmış, toparlanmış, öyle bir şey vardı, onu kaldırdık. Dibinde açtığımız zaman, dibinde de bir odacığı vardı, o merdivenin aşağı inince, sanki o odanın, oda o merdivenden giriş çıkışı denetliyormuş gibi bir oda. Şimdi onu, biz tabii daha da fazla bir şey bulmadık ama bunun hemen bitişinde olması, böyle derin bir şey olması yani. Nedir derinlik? Kav. Bir depo gibi veya karanlık bir yer olacak. Depo, karanlık, serin bir yer. Şimdi burada tabii iki şey çıkıyor. Ya zeytinyağını burada saklıyor. Ya da yukarıda zeytinyağını saklıyor. Burada şarap saklıyor. Öyle de düşündük. Biraz da öyle düşünüyoruz galiba şimdi. Evet. Peki şaraphane ile ilgili bir şey var mı hiç burada? Şarap üretimiyle ilgili bir şey şimdi var mı? Şimdi onun ne olabilir şarap üretimiyle ilgili? Trapetum belki. Nedir o? İşte o sıkma için şey vardır ya, taş içinde döner. Ama o yani bir şarap da öyle şeyleri... Küvet gibi olur, içinde sıkılır. Öyle şeyleri görmedim. Yok yok yani. Yok. Şimdi bizim tasvirlere bakarsak şarap hep şeyde, ayakla. O zaman başka bir yerde yapılıyordu, belki burada depolanıyordu. Yani işte dediğim gibi onlar da ahşap olduğu için tabii. Onları bulmamız mümkün değil. Evet. Yani bu çimin içerisinde sıkıyor. Aha. Hep öyle gördük. Yani biz öyle şeyde dönme taşla sıkılmış şarap öyle şeyler görmedik. Zaten. Çünkü galiba çekirdeğini kırdırmak istemiyor şarapta. Acısı geçmesin, tanen geçsin içine. Tabii yalnız ayakla sıktırıyor. Yani ayakla da çekirdeği ezemezsin. Evet. Değil mi? Yani ezilir de az ezilir. Yani şey o herkesinki şey olmaz. Yani. Hepsi ezilmez o zaman. Nasıl zeytin? Yani, şimdi zeytin yani, diyorum. Hayır, üzüm için dedim. Üzüm nasıl kırarsınız? Yani üzüm ayaklarla basarız tamam çekirdekli üzümü de. Ama hepsini kıramasak da belki bir kısmı kırılır. Az bir kısmı kırılabilir gene ayak altında. Kıramazsın lan. Çekirdeği kırılmaz. Hiç mi kırılmaz? Sertir o ya. Hiç. Ubacık kırılmaz. Sanki bana yani öyle basınca, böyle elinle de alınca sıkarsın kırılır yani ondan diyorum olabilir mi gibi. Hiç kırılmaz. İyi o zaman güzel. Kırılmaz. Ancak dişinle kırar. Evet. Dişinle kırar. Olmaz o. Tamam. Yani öyle olmaz. Şimdi tahta takunyalarla zeytini ezerler. Evet. Onu yapıyorlar. Yapıldığını biliyoruz. Tokmaklarla yapıyorlar. Bir de böyle dönme taşlarla yapıyorlar. Ama sonra, şey için yok. Zeytin, şarap için öyle hiç icat çıkartmayalım. Şarabın şeyi ahşap bıçının içerisine insanları sokuyorsun. Onun işte akıtıcısı var. Onu orada sıkıyorlar. Şırayı elde ediyorsun. Sıkıyorlar. Orada şırayı elde ediyorsun. Onu işte pitoslara koyuyorsun. Anladım. Burada da olasılıkla üst tarafta zeytin, alt tarafta şarap depolanıyor gibi düşünüyorsunuz. Biz öyle düşündük. Yani yuvası var mı orada? Pitos yuvası var mıydı Ertan? Yok. İçeride yok. Yok değil mi? Yok. Ama şeyde hemen o zeytin ağaçlığının önünde bir mekan var. Derinde orada mesela pitos şeyleri vardı, yuvaları var. Pitosları yok ama bir tanesi de pitos var. Bir tanesi de pitos, küçük bir pitos. Korunmuş. Yani onu mesela biz birinci evrenin zeytinyağı deposu olarak şey yaptık, düşündük. Ve o... Korunmuş olan zeytinyağı şeyi ve pitos, yerle, döşemeyle aynı seviyedeydi. Şimdi öyle anlıyorum ki ben o daha çok
birçok iri yarı beline kadar gömülü olan pitosların kırılması veya şu şekilde ya da bu şekilde sızdırmasında o tabana dökülen zeytinyağı toplamak için yapılmış olabilir. Yani çünkü zeytinyağı çok ilginç, yani zeytin ve zeytinyağı çok ilginç bir şey. Yani ağaçtayken onun israf olmasını, dökülmesini, saçılmasını pek ses çıkarmıyorlar. Ama zeytin toplanınca, toplandıktan sonra ve özellikle yağa dönüştürüldükten sonra onun bir damlası bile kaybedilmek istenmiyor. Öyle bir şey var yani, öyle bir peki şimdi var. Burada o zaman bir soru daha var. Zeytinyağı niçin kullanıyorlardı en başta? Şimdi o soru bana çok soruldu. Her şey için kullanılıyor. Yazılı metinlerde her şey için kullanılıyor. O yazıyor. Vücuda sürülüyor. Güreşçiler, evet. Yağlı güreş mesela. Ha, o elbiselere sürülüyor. Değil mi? Elbiselerin eteklerinden zeytinyağı damlayan bilmem nereli kadınlardan bahsediliyor. Evet. Saçlara sürülüyor. Şey yapıyor, parfüm yapılıyor. Parfüm yapılıyor. Yapılıyor. Ama bir yerde adı geçmiyor. Yemeklerde kullanılıyor denmiyor. Hiç denmiyor, hiç duymadım. Yani salataya hiç yağ döküyoruz demiyor. Demiyor. Yemeğe yağ koyuyoruz demiyor. Zeytinyağda, tavada zeytinyağda kızartılmış yumurta demiyor. Peki yok bunu, böyle bir şey. Bunu nasıl yorumlayacağız? Ne diyeceğiz buna? Ben şöyle diyorum, ya bu o kadar normal bir şey ki. Yani öbür saydıkları zeytinyağın yan özel kullanımlarlar. Yani şey bu. Bu gayet normal yani. O bu kadar sıradan, o kadar normal yani bu, yazmadı. Bunu bize söylemeyi yazıyorlar yani. Böyle bir şey. Yani ya ben bugün yine 3 defa nefes aldım diyor musun sen? Ya da şu son dakikada her gün ekmek yedim demiyorum. Ha, ya da su da içtik yanında. Falan diyor musun? Lokantaya gittin, güzel bir balık yedik, yanında su da içtik diyor musun? Rakı içtik diyorsun da. Yani şarap içmediğini göstermek için belki söylüyorsun onu. Ama su içtik demiyorsun. Bu kadar normal bir şey, tabii, sıradan bir şey yani. Evet, değil mi? Ben öyle yorumluyorum. Yani mümkün değil ya başka türlüsü. Öyle. Bir de tabii herhalde aydınlatmada da kullanılıyor. Aydınlatmada da tabii kullanılıyor. Evet, doğru. Yani kandillerde falan yani. Tamam. Orada evet, o da var. Hmm. Başka ne var? Ne olabilir? Başka? Kanun tekerleklerine sürüyor. Onu diyecektim. Yağlamak için. Yağlamak. Mekanik aksamları yağlamak için. O kadar yani. Biz de yağladık. Ahşap aksı taş. Dönen taşların göbeklerindeki ahşapla, ahşap yuvayla, ne bileyim dingilin ahşabı arasındaki o sürtünmeyi azaltmak ve gıcırtıyı kesmek için oralarda hep yağladık. Kolaylaştırmak için. Öyle de yapılırmış. Evet. Peki bir de son olarak şeyi sorayım o zaman. Bu 100 yıl kadar sürdü dediniz yani buradaki bu yağ hani. Evet. Sonu nasıl olmuş bunun? Onu biliyor muyuz? Yani neden bitmiş burası? Şimdi deprem mi, savaş mı, bir şey mi yani ne var şey yani? Bu 499 ve 494 yıllarında İyon yılların Perslere karşı bir Pers istilasına karşı ya da hakimiyetine karşı bir ayaklanmaları var. Milletin önderliğinde. Evet. Uzun sürüyor işte. 500'de başlıyor, 499'da başlıyor, 494'te bitiyor. Ve milletin yerle yeksan edilmesiyle, halkının da Mezopotamya'ya sürgüne götürülmesiyle en ağır bir şekilde orası ödüyor. Diğer kentler de nasibini alıyorlar. Kaçışıyorlar mesela. Bizim burada Anakara'daki yerleşme birdenbire sona eriyor. Ve şey de değil, yani öyle yangınla, savaşla falan değil, kaçıyorlar, terk ediyorlar. Biz savaşı kaybettik, geliyor Persler, kaçalım. Geliyor, evet. Yani. Geliyor, bu adaya gidiyorlar. Hastane adası. Oraya gidiyorlar, oraya sığınıyorlar. Bir kısmı da belki dağlara gidiyor, dağlardaki köylere sığınıyorlar falan filan. Yani hedef küçültüyorlar. Her dağa 10 kişi gidip dağdaki bir köye 10 kişi sığınsa Persler onun tabii peşinde koşmuyor tabii. O şekilde bitiyor ve bunu da herhalde bütün takım taklavatını alıyorlar. Söküp götürüyorlar. Söküp götürüyorlar. Çünkü onlar
Yani daha önceden herhalde söküp geçiyorlar. Yani savaş bitti, biz mahvolduk. Bunları alalım. Geleceği görüyor ya yani adam. Alalım, saklayalım bir yere, sonra kurarız. Belki başka yerde kuruyor, belki de sakladığı yerde halen duruyorlar. Değil mi? Öyle olabilir. Taşlar duruyordur. Belki bir yerde, köyde, dağda yani şey Urla'nın arkasındaki yani dağlarda bir yerde duruyor olabilir. Orada da, buralarda da olabilir. Burada da bir yere gömmüş olabilir mesela taşların şusunu, busunu. Tekrar gelir kurarız diye ama tek pek tekrar gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Yani bak nereye kadar? Şimdi bu 494'te diyelim şey yapsın. Yok 494 öyle daha başında 499'da Sart şey yapılıyor, zapt ediliyor, yapılıyor evet. Yunanlar tarafından. Onun hemen akabinde Persler duruma hakim oluyorlar ve ilk ağızda şeyle, Klazomena ile ya Küme'yi ya da Poça'yı işgal ediyorlar. Hemen. Hemen burada yani. Hemen burada. Hemen burada. Demek ki 499'da ya da 498 diyelim ama 494 değil. Yani savaşın ilk yıllarında Klazomena'yı teslim oldu. Kaçıyor. Kaçıyor şeyden. Bu devam ediyor. Tamam. Orada. Tamam. Bak ya. Evet. Ben arkadan geçebilir miyim? Tabii tabii. Bir durdurayım. Orada mesela Pitos şeyleri vardı. Yuva. Hoca gördüğünüz gibi bize bundan sonrasında da şeyi anlatacak uzun uzun. Klazomenai'nin tarihiyle ilgili bir de tarih dersi verecek. Yani zeytinyağı konusundan biraz dışına çıkıyoruz. Demin de söylediğim gibi en başıyla en sonunu videonun burada göstermedik. Nedeni de şu, onlar belki de belgesel olarak şeye de konacak. İnternet ortamında bunlar yayınlandığında olacak. Bunlar ham görüntüler bir de. Kusura bakmayın yani el giriyor, şu oluyor, bu oluyor arada. Çünkü bunlar daha yeni Perşembe günü çekildi. Yani Maksut gelmese yapamayacaktık onu. Geldi, o sayede de hocayı da bu işin içine ortak etmiş olduk. Şimdi bizim sunacaklarımız şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa soru alalım, oradan soru cevap ilerleyebiliriz istiyorsanız. Varsa merak ettiğiniz bir şeyler. Şey yapalım. Yok herhalde. Buyurun. Merhaba, buyur. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Ben İzmir Seferihisarlıyım. İzmir adına, Yarımada adına, Türkiye adına. Çok kolay şeyler değil bunlar. Yani bir saat, iki saatte anlattınız ama hani ben şahsen gelemedim. Bu hafta inşallah geleceğim Klazomenai'ye. Şeyi sormak istiyorum. Yani bu süreçte sizi mesela bir arkeolog olarak ya da Ertan abiyle gerçi biraz konuştuk. En çok zorlayan şey ne oldu? Ya şimdi şunu bir açalım tekrar. Şimdi şöyle, ben Klazomenai'de çalışmış biri değilim kazıda. Kazıda çalışan hoca. Ben onun ziyaretçilerindenim. Severek geldiğim. Ta en başından o zeytinyağı atölyesinin kuruluşundan itibaren neler oluyor neler bitiyor diye merakla geldim. Bu nedenle ben kendi kazılarımdan bahsedebilirim ki onlar da aslında şeyde değil, batıda değil. Ben Güneydoğu'da, Siirt'te, Botan'da kazı yapıyorum. O taraflar prehistorici, biraz daha eski yani 10 bin yıl önceki yerleri falan kazıyoruz biz. Tabii bu yeme içme işleri de orada daha farklı, daha farklı şeyler yapıyoruz. Ama yani mesela bunu Ertan Bey daha iyi şey yapabilir, söyleyebilir kendisi. Sizin yani zorluğunuz neydi? Yani açık açık şey yapalım. Birileri de şey yapıyor yani bu iş tutmaz diye şey yapanlar oldu değil mi? Karşı çıkanlar da olmuştu buna. Ses geliyor mu? Tamam. Şimdi Klazomenai kazısı aslında fakir bir kazıdır. Yer kazılara bakınca. Güven Hoca'nın da bahsettiği bir bölüm vardır. İşte 1000 lirayla bile kazı yaptığı dönemler vardır. Fakat tam zeytinyağı içtiğinin bulunduğu bir döneme rastlayan bir işedir o. O dönemde Komili sponsordu. Komili yemek paralarının bir kısmını karşılıyordu. Hatta bir yıl Komili ile de biz buluştuk. Çünkü kavgacıyız çok. Komili ile de bozuştuk. O dönemde belediye yemek verdi. Derler ya belediye baksın diye. Belediye baktı.
ve işçileri zor bulduk. Araç bulamadık. Zorla araç temin ettik. Yani kazılar bu şekildedir. Tabii o ortamda çalışmak oldukça zordur. Bilhassa kazıda, ben kazıda hiçbir zaman kazı evinde kalıp çalışmadım. Çok zordur. Sabah 5.30'da kalkarlar. İşte bir kahvaltı yaparlar, yapabilirlerse birer kahve içerler. 6.30'da çapa vurulur. Yani kazıya başlanır kazı alanında. Saat 10.30'da mola verilir 11'e kadar. Yine bir küçük kahvaltı yaparlar. 2'ye kadar çalışırlar. 2'den sonra kazı evine gidilir. Orada yemek yenir. Saat 4'te tekrar çalışmaya başlarlar. Gece 12'ye kadar. 12'den önce yatan olursa büyük ihtimalle de kazıdan atılır. Yani doğru, çalışma söylüyor. Şartları böyledir. Yani şey gibi ya, toplama kampı gibi yani. Tabii dönem dönem küçük sponsorlar olur. Mesela çamaşır makinesine ihtiyaç vardır. Sponsorun birisi gelir der ki... Bir beyaz eşyacı hediye verir Urla'dan. Hediye eder. İşte buzdolabı bozulur. Onu hediye olarak tamir ederler. Mesela ben şöyle örnek vereyim. Bizim kazıya sağ olsun Metro. Gross Market. bir ara mutfak kurmamıza yardım etmişti. Ben ondan Nihan buradayken teşekkür edeyim tekrar. Reklamımızı da yapmış oldum bak. Şimdi klozemen ayak kazısı şu anda en rahat kazılardan bir tanesi. Onu söyleyelim de. Rahat bir kazı. 2000 yıllarında bir kazı evi inşa edildi. O da Enka'nın aracılığıyla. Şimdi o kazı evinde tabii yatmak için yerler, yemekhane binaları, stüdyolar, çalışma binaları, kütüphanesi, her şeyi var. Gerçi kütüphanesi çok geniş. Laboratuvar değil ama laboratuvar var. Orada çalışabiliyorlar. Yemek işi daha rahat. Aşçılar tutuyor. Bir galiba şey soruyor, insan gücü, iş gücü. Ben şey soruyorum. Akademik olarak da mesela hani arkeologlar dışında kimler dışarıdan? Ben orada işte şimdi bir şey ekleyeceğim. Ben Ertan abi bir gün bir Alman'la gelmiştim ben, Alman grup. Adam mühendisti, baktı bu çalışmaz dedi. Gitti. Yani hatırlıyor musun onu? Evet. Sen de inatla çalışacağını söylemiştin. Yani böyle bir şey de çıktı yani insanlarla. Çalıştırıyoruz. Şimdi kendisi yani. Sonuçta teknik öğretmen değil mi? Yani ben şey, grafikerim. Ha, grafiker. Ama teknikten var. Bu şeylerden anlayan biri. Kafa o yönde çalışıyor yani onun için. Yani mesela ben baksam o tür şeyleri çıkaramam, çözemem onları. Yani o tür zorlukları var tabii. Yani tartıştığımız yerler var. Şey vardır, Yunanlı bir profesör, Kıbrıs'ta da Sparta Müzesi'ni yapan neydi adı? Sofokles, Hacı Dümu, öyle bir şey yazdı, tamam neyse. O sadece zeytinyağlarını araştırmıştır. Onu soruyorum. O geldi, tabii bütün zeytinyağlarını gezdiği için, nerede ya, varsa evet. Her tarafı geziyor. Ha. Geldi baktı, olmaz dedi yani, böyle bir şey olmaz. Peki dedik, neresi olmaz? Ben de oradayım. Çünkü çizdik, yaptık, yapımında bulunduk. Hayır, neresi olmuyor bunun dedik. Bu pres tablası ahşap olmaz dedi. Biz pres tablasını ahşap yaptık. Tabii onu yapmamızın da bir nedeni vardı. Dedik, niye? İşte dedik, içki kapının üzerinde pres tablası ahşap. Peki dedi, nereden biliyorsun dedi, onun dedi şarap işliği olmadığını. Dedik, biliyoruz. Çünkü şarap içtiğinde hiçbir zaman ezilmiş üzüm ayrı ayrı torbaların içine konulup sıkılmaz. Hiçbir yerde olmaz o. Yani onu yapmazlar. Bir fıçının içine koyup orada sıkıştırırlar. Ya da çiğnerler ya da tek bir torbada yapılır. Çünkü çok kolay çıkar ezilmiş üzümün içindeki su. Dedik, peki dedi, nereden biliyorsun orada dedi kat kat olduğunu? Dedik, çizgiler görünüyor. Çizimde. Sonra döndü. Dedim, değirmen için, yani zeytinlerin ezildiği yer için bir şey var mı? Bir sorunuz var mı? Yok dedi. Ona itirazım yok dedi. O doğru dedi. Peki dedi, bu ayrıştırma düzeni niye böyle dedi. Burada dedi, deliği siz mi açtınız dedi. Onu dedim, Güven Hoca'ya sor. Çünkü Güven Hoca'nın ne söyleyeceğini biliyorum. Pezevenkle başlayacak. Bir şeyde var yani, videoda da var, o kısmı kestik biz. Öyle küfreder. Ama tabii Güven Hoca şimdi pezevenk derken çok kötü anlamda söylemez. Mesela bana da der ki, ne pezevenk adamsın de. Ama sevdiği için.
kötü sevmesin anlamda, ya. Kötü anlamda söylemez onu. Dedim öyle olmaz. Bu dedi Roma dönemi içtiği dedi. Sonra kestirdi attı. Roma dönemi içtiği dedi. Siz dedi onu dedi tarihin erken. Çıkan seramikler var. Tabii o kayaya oyulmuş çukurların içinde. Yongacıkların içinde, o taş yongaların içinde seramikler de var. Seramiklerin tarihinden zaten bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Onu söyledik. Güven Hoca dedi sonra akşam, ben gitmedim akşam tabii yanlarına, kızdım birazcık. Dedim çok kötü eleştiriyor bu adam. Güven Hoca tabii biraz anlatmış. Sıvamış ona. Yani adamı. Yani o tür zorlukları var. Çatı için gelip bizi eleştirenler var. İşte böyle bir çatı olmaz. Ona anlatıyoruz. Hayır diyorlar. Türkiye'de böyle bir gelenek yoktur diyorlar. Belki çok yağmur alan Karadeniz gibi yerlerde veya çok kar alan yerlerde kar tutmasın diye evet dik çatı olur. Burada hani Ege'ye olmaması gerekir diye bir şey var ama işte önümüzde örnek var. Lahit var. Lahit var. Lahitler aslında evin öteki dünyadaki evi insan. Yani buradaki evin aynısını yapıyorlar. Ya bunun örneklerini Likya'da görüyorsunuz. Likya lehitlerinin bir kısmı Semerdamlı evlerdir onlar. Likya lehitlerinin aynısı bugün şeyde... Elmalı'da değil mi? Seninle gitmiştik. Elmalı'da buğday deposu olarak kullanılır. Aynısıdır. Likya lehitlerinin benzeridir. Yani aynı tiptedir onlar. Demek ki yani insanlar kendi evlerinin benzerini öteki dünya için yapıyorlarsa o lahitlerin üzerinde yapılanlar o dönemki evi de temsil ediyor olabilir ahşaptan evleri. Bu son derece tutarlı bir mantık kendi içinde. Oradan yola çıkıp zaten çatıyı ona göre rekonstrüksiyon yapıyoruz. O çatının şeklini de lahitin üzerindeki eğimlere göre uyguladık. Ölçtük çünkü o çatının lahitin çizimlerini de ben kendim yapmıştım. Üzerindeki o şeyi, serunamiyi gösteren, ölü gömme törenini gösteren çizimleri falan her şeyi koymuştum. Ölçülerini de biliyorum. Tekrar bu zeytinyağı işinin çatısını çizerken aynı ölçüleri koydum. Yani %100'dir onun eğimi, 45 derecedir yani. Daha sonra Almanya'dan ustalar gelince onlara da sorduk. Yani sizde bu gelenek devam ediyor. Biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Onlar dedi ki doğru. Çünkü hakim rüzgarın kuzeyden estiği ve denize yakın yerlerde böyle olması gerekir diye söylediler. Çok doğru yapmışsınız dediler. Ve kalınlığı da kuzey güney doğrultusunda zaten plazomeyi. Evet. Kalınlığını da sazların o üzerindeki sazların kalınlığını da 30 santimetre istemiştik. Doğru dediler. 25 ile 30 santim olur. Eğim azalırsa üzerindeki sazların 50 santime çıkması gerekiyor. Yani çok az düşürdüğünüz zaman eğimi o zaman 50 santime çıkıyor. Yani düşürdükçe kalınlaşıyor. Ona gerek yok dediler. Zaten lahit de var bizim önümüzde. Çok rahat bir şekilde onu gerçekleştirmiş olduk. Ki o dönemde saz çatılarının klozemenayda kullanıldığından eminiz. Çünkü klozemenayda o dönemde bir lagün bölgesi var. Şimdi bizim Kalabak dediğimiz bir bölge var. Sazlık bir alan. Yani bugünkü şeye benziyor. Dalyan'a. Köyceğiz evet. Dalyan'daki gibi. Her tarafta saz var ve onları da yoğun olarak herhalde kullanıyorlar. Boş bırakmaz öyle bir şey var elinde hazır kullanır tabii ki. Yani bu tür sıkıntı halen soranlar var. Ben artık kaç yıldır orada gelenlere de anlatıyoruz. Yani burada anlattığımız gibi soruyoruz kaç dakikanız var diye. İşte yarım saat diyor, 45 dakika, 15 dakika ona göre bir anlatım yapıyoruz. 10 yıldır anlatıyorum. Sıkıldım artık. Öyle bir soru geldiği zaman da cevap vermiyorum. Kayda girecek lütfen. Belki çok herkesi ilgilendiren bir şey olmayabilir ama rekonstrüksiyon sırasında zeytin değirmen taşlarını yapan bir baba oğuldan bahsettiniz. Evet. Engin Deniz Soyatlı. Onlar halen değirmen taşı üretmeye... Şimdi Ömer Engin Deniz vefat etti 4 yıl önce. Oğlu da biraz özürlü. Sadece babası şunu şöyle yap dediği zaman yapıyordu. Evet. Şimdi o da çalışmıyormuş. Evet. Onu görünce heyecanlandım çünkü artık zeytin yok. Değirmen taşı şimdi yapan değirmen yok. Şimdi değirmen taşlarının biliyorsunuz un değirmenlerinde kullanılan evet. Taşları da halen taşlayanlar var. Onlar İzmir bölgesinde o işi yapan usta da kalmadı. Sanırım granit herhalde taşlar. Biz granit taşlar kullandık ama herhalde kendi döneminde granit değildi, bazalttı o. Çünkü o civarda bazalt taşlar var.
Urla'da da o tür taşlar çıkmıyor. Evet. Ancak adalardan belki getiriyorlardı. Şimdi İzmir'in o civarı jeolojik olarak baktığınız mı andezit ve bazaltla granit olmuyor. Yani andezitlerle tanınır İzmir evet. zaten. Bazaltı. Evet. Ta Eritrea'ya kadar öyledir. Ildırı'ya evet. kadar. Tamamı öyledir. Hatta Ildırı'nın adı oradan gelir zaten. Eritrea'nın adı. Kırmızı taş. Yani eritrosin var ya kırmızı hani kan hücresi. Eritrea kırmızı demek. O da o taşlar kırmızımsı pembedir. Evet. Onun gibi taşlar kullanılır ya da bazalt. Ama graniti siz dışarıdan getirdiniz herhalde. Graniti dışarıdan getirdim. Biz Çanakkale yöresindeyiz. Bahsettim demin küçük çapta zeytinyağı üretimiyle meşgulüm. Ve böyle bir hayalim var. İlkel yöntemle de bir miktar taş baskı zeytinyağı çıkartmak. Granit var Çanakkale yöresinde. Yani ocaklar var fakat değirmen taşı yapacak, elde bunu işleyecek ustalar pek yok. Onun için heyecan duydum eğer de çalışmaya devam ediyorlar. Öyle ustalar yok ama taşlar satılıyor, alabilirsiniz. Eskileri. Tabii. Hala işe yararlar mı yoksa yıpranır? Tabii işe yarar şekilde taşlar vardır. Zeytinde eğer taşın üzerinde, yani zaten dikey olarak kullanılır zeytinde. Evet, evet. Unda yatay olarak kullanılır. Onun üzerine kolaylıkla diş açılabilir. Diş açarsanız, yani dişleri derinleştirirsiniz, çekirdek daha çabuk kırılır. Evet. Diğer türlü çekirdekler arada kırılmayabilir. Ama yine de zeytin yani hamur haline getirebilirsiniz. Yani bir un değirmeninin taşını alıp, ona dik şeyler açıp kullanılabilir orada o zaman. Eğer şey bulunamıyorsa. Döküm yapıyorlar ya onları da. O döküm mü yapıyorlar şimdi? Kimyasallarla karıştırıp döküm yapıyorlar. O Foça'da çıkan taşlar vardır biliyorsunuz. Onu çok kolay dişlenir ve serttir onun. Kendisi dişlerini oluşturur. Foça'daki taşlar çıkarılmıyor artık. Çünkü askeri bölgede kaldı orası. Oradaki taşlar çıkarılmıyor ve onları da işi olarak kullanmışlar zaten. Parçalı taşlar. Yani parçalı taşları bir kalıbın içine alıp beton döküyorlar. Ha, sıkıştırıp o şekilde öyle yapıyorlar şimdi. Genellikle öyle kullanılmış. Daha önceden de farklı yerlerden geliyor. Yine granit kullanıyorlar. Eski sütunları kesip de kullanılan yerler de var. Yani örnekleri var bunun. Arkeolojik materyali şey olarak. Hayır, siz yapmayın tabii. Ama o dönemde yani devşirme malzeme dediğimiz şekilde Yunan'ın yaptığı taşı Roma, onunkini Osmanlı kullanmış olabiliyor yani. Siz mutlak bilirsiniz. Geyikli civarında antik sütun atölyesi var. Muhteşem bir şey. Hep ihracat yapmışlar da bir miktarı duruyor. 12 tane falan. Öyle kullanmıyor. Yok zaten taşınması falan mümkün değil. Devasa şeyler. O zaman öyle bir şey olduğunda belki Urla civarında bulunuyor. Ayvalık civarında, Urla civarında, hatta Ayvalık civarında bu taşları özel satanlar var. Aslında iyice incelenip ona göre satışlarına izin verilmesi lazım ama Roma dönemi taşların bile antikacılarda satıldığını görüyoruz. Yani üzülerek görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Orada Melis var burada. Ben şeyi merak ediyordum. En başında konuşmuştuk zeytin ağacının yaşını nasıl tespit ettiğimizi öğrenecektik. Tabloyu açabilirsek Excel tablosunu oradan gösterir. Tabii şunu baştan söyleyeyim. Zeytin ağacının yaşını içindeki halkalardan saptamamız mümkün değil. Hem kök kısmında hem de gövde kısmında zeytin ağacı kendisini kurutur. Yani o dendrokronoloji denen yöntem zeytin ağacında işlemiyor. Başka bir yöntem olması gerekiyor. Evet. Gövde çapından yola çıkıyorsunuz herhalde. Gövde çevresinden. Çünkü tam zeytin ağacı çap bir şey de vermez. Tam bir daire de vermez. O genellikle ovalleşir. Altta farklıdır, üstte farklıdır. Yani şekli sürekli değişir zeytin ağacının. Zaten hiçbir zeytin ağacı diğerine de benzemez. Yani biri bir birey onun. Her biri bir bireydir. Ve yaşıyorlar. Tabii onun herhalde bu kadar yaşamasının nedeni de ben tabii bilemiyorum. Bilimsel olarak değil bu benim söylediklerim. Kendi içini ne yapıyor? Çürütüyor. Kullanmadığı kısmı atıyor, kurutuyor. Dışta daima yeni kabuk oluşturuyor. O şekildedir. Şimdi biz geçen kış İzmir Büyükşehir Belediyesi adına eski zeytinyağı içtiklerini ve de şeyleri, zeytin ağaçlarını saptamak, zeytin yolu diye bir şey yaptılar. Onun için bir çalışma yaptık. Zeytin ağaçlarının yaşına dönüp bana soruyorlardı. Kaç yaşında bu?
Ben atıyordum işte 400 yaşında, 500 yaşında. Sonradan baktım olacak gibi değil. Yani bu böyle atmaklı olmaz. Atmaklı olmuyor. Olmuyor. Dedim bunu ölçmeden yapamayız. Önce tabii şeye baktık. Bilinen, kaç yaşında olduğu bilinen zeytin ağacının çevresi kaç santim? 80 yaşında, 85 yaşında kendisi ağaç diken kişilere sorduk. Dedi ki sizin diktiğiniz ağaçlar kaç yaşında? İşte 60 yaşında, 65 yaşındaki ağaçlar. Bunları ölçtük çevresini. İşte 135 santim gibi bir ölçüydü ortalaması. Çevreyi yaşına böldüğümüz zaman 2.1 gibi bir birim elde ettik. 2.1'i bütün ağaçlara uyguladığımızda doğru yaşlar çıkmıyor. Dedi ki bunun başka bir şey olması lazım, bir yöntemi olması lazım. O birimin gittikçe küçülmesi gerekiyor. Şimdi burada net görünmüyor bunlar ama dedi ki tescillenmiş, yaşında çok iddialı olan bir ağaç bulalım dünya çapında. O ağacın üzerinden gidelim. Girit'te bir zeytin ağacı vardır. Çevresi 12 metre 50 santim yani 1250 santimetre. Yaşını da 3000 ile 5000 olarak o aralığa koymak zorundalar. Çünkü iklimler değiştiği için, her kış farklı geçtiği için o ağacın büyümesi farklı oluyor. Bakıma göre büyümesi yine farklı oluyor. 3000 ile 5000 dediler. 3000 ile 5000 de yerleştirdik. Çizgileri oluşturduk. Bir mavi çizgi, bir de kırmızı çizgi. Mavi çizgi biraz daha yakın. Yani diyelim ki 3000'i yakalıyor, diğeri de 5000'i yakalıyor. Ve gittikçe de genişlemesi gerekiyor bu çizginin. Ve ona göre ağaçları tekrar gezdik. Ve yaşlarını çıkardık. Baktık ki tutuyor. Yani şöyle de böyle tutuyor. İşte mesela biz Urla'da Özbek köyünde, ondan sonra Kadıovacık köyünde bir iki köy daha var. Oralarda 13 metreye bir yerde de 13 metre 20 santime kadar ağaçlar bulduk. Yani yaşları ne oluyor bunun? 3600 ile 5600 arası mesela 13 metrelik bir ağacın. Ya Girit'tekinden de yaşlı. Yaşlı ağaçlar var. Şimdi tabii zeytin ağacına şu gözle bakmak gerekir. Ne dedik? Ortasını kurutuyor sürekli. Kabuk kalıyor. Dönem dönem yıldırım düşüyor. Başka bir şey oluyor. Dıştan da o kabuğunu koruyamıyor. O kabuk kısmı da ne yapıyor? Tamamen kuruduğu için çürüyor. O üretici yani orada çalışan kişi o kuru kısmını her zaman temizler. Çünkü ağacın kendi kendini kurutmasına uğraşırken işte, tamamen kendisi de kuruyabilir. O kuru kısımların sürekli temizlenmesi lazım. Temizliyor, ağaç bölünüyor bu sefer. İki parça, üç parça, dört parça ama halkayı görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. O tür ağaçlar da var. Tamamen yarım kalmış ağaçlar da var. Mesela 13 metre olarak ölçtüğümüz ağaç yarımdır. Yani şu şekilde gelmiştir. Onun oval olarak devam ettirsek bile 13 metreden çok fazla çıkacak ama abartmamak için sadece var olan çevresini ölçtük ve 3 noktadan ölçüm alıyoruz. Bir tabandan 70 santimden ve 140 santimden 3'ünü toplayıp bölüyoruz. 13 metreyi de o şekilde bulduk. Tabii bu üzerinde çalışılması gereken bir tablo. Yani bu işin bilimsel olarak birçok kişi araştırıp şey yaparsa daha doğru ölçülere ulaşılır diye düşünüyoruz ve herkese de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında formüle edersek, Buyurun. Formüle edersek nasıl? Yani ben nasıl deneyebilirim bunu? Valla bunu arkadaşlardan alabilirsiniz. Bu tablonun içinde bulacaksınız. Tamam, burada bulacaksınız. Bakın diyelim ki 150 santim var. Onu aşağıya doğru iniyorsunuz. Şurada karşıda birimler var. O birimlere böldüğünüz zaman ama şöyle diyeyim ben size. Dünyada bu işi yapan bir tek arkadaşımız yani. Yok başka. 150 santim. Bakın buraya kadar geldi. Mavi çizgiye kadar geldi. Şu mavi çizginin çakıştığı yeri karşıya götürüyorsunuz. Bölüyorsunuz. Oradaki birime yani 1150'yi oraya böldünüz. Diyelim ki ne kadar çıktı? 2250 çıktı. Bu en alt yaşı. Devam ediyorsunuz.
kırmızı çizgiye geldiniz, buraya baktınız, oradaki birime böldünüz, 3500 çıktı. Yani 2250 ile 3500 arası. 3500 arası diyeceksiniz o zaman. 3 noktadan alıyorum dediniz. 3 nokta tabandan, yani tam tabandan da alamayabilirsiniz. 5 santim, 10 santim üstünden, 70 santimden, 140 santimden. Tabi bu ölçüm yerleri de değişebilir. Çünkü bazı ağaçların taban kısmı daha dar, üst kısımları çok daha geniş olabiliyor. Hı-hı. Sayılar daha net görünüyor. Tabii. Şimdi burada başta da kalabilir. Böyle kalsın tamam yani. Bu böyle de kalabilir. Şurada da bizim çıkardığımız rakamları görebilirsiniz bu tabloda. Yani bilgisayarda baktığınız zaman çıkabilecek rakamlar. Yani böldük, yerleştirdik biz oraya onları. Tabii şey mesela oradan ben 775 santimden 800 santime geçmişim. İkisinin arasındaysa siz ona göre bir formülü tekrar üretebilirsiniz. 900'ü indik aşağıya, 900'ün karşısına 0.5 geliyor. 900'ü evet. 0.5'e böleceksiniz, evet. Yani 1800 yıl yapıyor. O. Aşağıdan bir tane daha bakacaksınız. O da 0.4'e geliyor. O da ne oluyor o zaman? Öyle bölünce 2000 küsur oluyor. 2000 küsur. Yani işte 1900 ile 2000 arasında bir yaşı oluyor ağacı. Şimdi yani bu tabloyu edinirseniz bununla yapabilirsiniz. 17 metreye kadar ürettik biz. 17 metreden daha sonrasında üretebilirsiniz. 17 metrenin alt sınırında Neolitik dönemin başlangıcı değil de ortalarına doğru denk getirdik ki aşılı ağaçtır bunlar. Evet. Aşılayabilsinler diye. Yani evcil zeytinler ilk çıkıyor ya, onları o zaman denk edecek. Ama öyle bir ağaç dünyada var mı bilmiyoruz yani. Olmayabilir. Neolitik dönemden şimdi, değil, halen yaşayan. Ölmez ağaçlıyoruz ama o kadar da değil herhalde. Yani. Şey olarak tam olarak bakamadım ama Girit'te 17 metre ve 22 metrelik başka ağaçlardan da bahsediyorlar ama çok net değil onu. Çok anlayamadım yani çok şeyini. Hı-hı. Olabilir mi olamaz mı bilmiyorum. Biliyorsunuz kök kısmında kök çok daha büyüktür zeytin ağacında. Kök kısmında eğer üstü tamamen kuruyup da tekrar patladıysa kökün üzerinden o zaman ağacın ne yapacaktır? Çevresi birdenbire fazla büyüyecektir. O tür ağaçlar olabilir onlar. Yani ölüp diriliyor. Tabii ölüyor. Sadece ölüyor. Kök kısmı kalıyor. Kökten tekrar patlıyor. Çünkü zeytin ağacının kökünden şu kadar parça alın. Üzerinde bir yumru varsa küçük oradan patlar hemen. Yer değiştirmemiz gerekti bazı ağaçların da çok enteresan bir şekilde iz düşümünde köklerinin olduğu söylendi. Dallarının iz düşümünde. Tabii. Bütün dalları kesildi. Ağaç köküye çevrildi. Çıkarıldı. Bütün kökler de kesildi. Ben tutacağımı hiç zannetmedim. Tuttu mu? Doğru mu yapıyorlar? Evet. Çok büyük çukur kazıldı. İç su dolduruldu. O kütük getirdi. Oraya kondu, kapandı ve tekrar patladı. Şeye götürdüler ya Antalya'ya. Ya biliyorum da şimdi şey yani neden yapmak ihtiyacı duydunuz böyle bir şey? Yeni yapacağımız yere rast gelen ağaçlarda. Riyan olmaması. Evet. Yani. Evet neyse. Bir şey sorabilir miyim? Biraz şahsi bir soru ama hanımefendi bahsedince. Bizim şehre taşınmadan önceki evimizde 7 yaşında bir zeytin ağacımız var. Bayağı da güzel. O zaman biz bunu taşıyabiliyor muyuz? Tabii taşıyabilirsiniz. Aynı şartla. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece yani çok özel bir soru oldu özür dilerim. Dallarını biraz azaltacaksınız. Çünkü kökünü de kesiyorsunuz ya. Kökler de kopuyor. Kazacaksınız onu. Düzgün bir şekilde. Eğer patates varsa alt tarafında, bakın şu yaşlı ağaçların hepsinin altında patatesi vardır. Onun için dayanıyor bunlar. Patatesi yumru yani, yumrular var. Yumrular yani. Var. Şimdi bazı ağaçlar vardır. Doğru, aşı yapılmadan yani deliceye aşı yapılmadan hı-hı. dikildiyse onlar patates yapmaz. Zaten onların ömürleri kısadır. Tabii. Deliceye aşı yapılmışsa o altta patatesi vardır. O zaten korur. İsterseniz sökün. 15 gün, 20 gün, 1 ay dışarıda bekletin. Dikin tekrar patlar o. Ama hemen dikmenizde yarar var. Teşekkür ederim. Melis sen bir şey soracaktın. Teşekkürler. Ya ben bu Dalgıç Bakkal mıydı hocam? Dalgıç evet. Dalgıç ya onun mı? Gelip böyle görüp aa bu zeytinyağı içtiği demesi benim çok dikkatimi çekti. Çünkü hani bunun arkeolojinin bir süreçsel bir şey olduğunu gösteriyor. Yani insan ihtiyaçları 1000 yıl önce neyse hala da aynı. Aynı tabii. Ve ben şeydi Şükrü hocamla dolaşırken görmüştüm. Hı-hı. Köylerde herkes gidip böyle fabrikalara vermiyor zeytinini topluyor ve 3-5 aile
hala klasik dönemden kalan, hatta Roma'ya bile geçememiş yöntemlerle yani kullanan, yapan yerler var. Bunu söylemek istiyordum. Yani buna siz nasıl bakıyorsunuz veya rastladınız mı? İşte zeytinyağı üretiminde en ilkel sistemle, yani en ilkeli nedir? Ezdiniz zeytini, hamur haline getirdiniz, avucunuzda sıktınız, bir kabın içinde beklettiniz, üstten zeytinyağını aldınız, o sistem hala kullanılıyor. Şunu söyleyeyim, bizim bahçemizde, ben Urlalıyım, bizim bahçemizde bir tane dibek taşı vardır. Orada annemin anneannesi zeytinyağı elde ediyormuş o taşın içinde. Şeyde dövüyor, eziyor. Üstüne su döküyorlarmış. Hemen şeyi almadan, püreyi almadan üzerine döküyor. Çıkan zeytinyağını alıp yemekte kullanıyormuş o gün. Aynen. Aynen. Bir de şey, yani aynı yöntemin İsrail'de, Filistin, yani Orta Doğu'da ve ben Kotta'da olduğunu da biliyorum. Cezayir'de kullanılan. Var. Ama bu Kotta'da, Cezayir'deki işte yani kullanılan alan Roma dönemi yapısı. Ama yani bütün Akdeniz havası, zeytinin olduğu her yerde bunu bulmak olası yani. Her yerde çıkabilir bunlar. Her yerde çıkıyor. Yani tabii dediğimiz gibi Doğu Akdeniz civarında evcilleştiriliyor ama zaten oleaster olarak en başında yani sen o sırada tam gel yetişememiştin. Orada gösterdim 37 bin yıl önce bulduğumuz, olasılıkla daha da eskiden beri insan zeytini tanıyor. Şeyde var yani oralarda. Fosilleşmiş halde bulunuyor yaprakları filan. Ondan dolayı biliyorlar ve tabii ki ne olacak en sonunda bir yerde bu zeytinin yağının işe yaradığını anladıkları andan itibaren de onu evcilleştirecekler. Yani bakacak ona, biraz daha bakacak, biraz bu diyecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Zeytin de ona göre daha verimli hale geliyor. Buğday gibi. Yani buğday gibi veya diğerleri gibi verimli hale gelecek. Öyle düşünüyorum ben. Tabii bu zeytinyağı üretiminde bazı dönem dönem bizim Roma dönemi diye adlandırdığımız operatiyum, trapetiyum sistemi vardır. Onun öncesi de var. Tek taşla döneni. Onun şimdi trapetiyum sistemi de şu şekildedir. Tam bir kase şeklinde ortada bir yüksekliği vardır. Yarım mercimek şeklinde bu şekilde taşlar. O yüksekliğin çevresinde döner. Yani şuralarıyla ne yapar? Zeytini ezer. Onun bir öncesi 4. yüzyıldadır. Çanak şeklindeki işe biraz daha yayvandır. Ortasında hafif bir yükseklik vardır. Taş şu şekilde durur. Burası düzdür. Şöyle meyilli bir kısım vardır. Yine şu kesim, arka kısmı yuvarlak değildir. Roma dönemindeki gibi. Orası da düzdür. Şu şekilde çalışır. Tabii onların aşamaları var ama Roma döneminin bitiminde bu sistem tamamen kayboluyor zaten, yok oluyor. Bir daha görmüyoruz. Diğer sistemleri, yani ezme sistemlerini gördüğümüz halde bu trapetiyum sistemini göremiyoruz. Yok, kullanılmıyor. Ondan sonra artık bildiğimiz taşla. Bir de şunu ekleyeyim ben. Onu bizim Fikret Yılmaz var, Yeditepe'de galiba hoca için, tarihçi arkadaşımız. Doktora tezi Edremit civarıyla ilgiliydi. Şunu diyor, yok Osmanlı'da bahsederek söylüyor ama olasılıkla başka dönemlerde de bu olmuş olabilir. Eğer zeytinin yok yılı olursa, var yılı yok yılı. Yok yılında zeytinyağının ikamesi olarak susam yağı kullanıyorlar. Aynı işliklerde susam sıkılıyor bu sefer. Yani onlar o iş içinde kullanılıyor diyor. Edremit'te şey de var, hatta yazılı belgeleri var 16. yüzyıldan, 17. yüzyıldan onları işlemişti Fikret Yılmaz. Onun tezine dayanarak söylüyorum. Yani zeytinyağının bir de ikamesi var. O da susam yağı. İkisi arasında gidip geliyor. Yani onu da hemen burada ekleyeyim. Şey olmasın çünkü öyle bir soru da gelebilir belki. Yok yılında ne olacak hakikaten zeytini? Depolayamıyorlar da fazla. Acıyabiliyor belki, bilmiyorum. Ne oluyor? Öyle bir şeyimiz de var. Başka ben, soru var mı? Bilmiyorum. Gelmedi, ben şunu da söyleyeyim. Onu soru olarak gelmesini beklerdim. Ayrıştırma sistemi, polimden bahsetmiştik. O polim sistemi, Güven Hoca'nın biraz önce söylediği gibi, zeytinyağı içtiği kapanınca kayboluyor o sistem. Daha sonra biz onu İspanya'da Roma döneminde görüyoruz. Aşağı yukarı 500 yıl sonra. Orada da kayboluyor. Kıbrıs'ta ortaya çıkıyor, Güney Kıbrıs'ta ve günümüze kadar o kontinü sistemler çıkıncaya kadar o sistem kullanılıyor daha sonra.
Yani o olasılık da şöyle, benim tahminim her yerde aklın yolu bir, insanoğlu kafayı çalıştırıyor. Yani ille İspanya'da çıkmış olması aslında hani Roma'dan öbürü ondan etkilenmiyor. Bir birey olarak yani bağımsız olarak orada birileri bunu akıl edebiliyor. Akıl ediyorlar ya da yani, bir yerden görüyorlar. Bir devam var ama biz bulamıyoruz henüz. Evet. Bulamasak da ben yani ondan korkmuyorum bulamaktan. Evet. Çünkü şu var. İnsan akıllı bir yaratık ve bunu mutlaka bir şekilde onu akıl edecek. Tabii, biri akıl çıkacak. Edecek. Bir tasarımcı çıkacak o zaman. Her dönem öyle insanlar çıkıyor. Bir tasarımcı. Bu o onu tasarlıyor öyle. Öbürü başka bir şey yapabiliyor. Ama hani aralarında bir kültürel süreklilik olması da aslında daha hoş olurdu onu da diyebilmek. Fakat yani, yoksa da bu da yani bu nasıl oldu Allah'ın işi değil. Tabii ki biri akıl edebiliyor. Evet. Var mı soru? Yoksa gidelim. Gidelim rakı içelim, şarap içelim, zeytinyağlı yemekler yiyelim. Evet, çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.